de tara. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Taner Güneri ve Aslı Yazar bizlerle. Taner'cim titriyorsun. Az önce bize baktı ondan. Raşit'e arkadaşım da çok benziyor. Yok artık. Aynı Raşit. Ay Allah. Ben Raşit değilim. Sakallar vallahi falan ben değilim. Bıyıklar. İnanın ben değilim Raşit. Vallahi değilim Raşit. Melek. Geçen haftaki başarısından dolayı, güzel makyajından dolayı bir hediye vermek istiyorum eğer kabul ederse. Aa, çok hoş. İçine. Yapma, çok güzel. Bravo. Aferin sana. Yarışmaya nasıl katılmaya karar verdin? Ne zaman başladın bu işe? Askerlik bitiren dükkan var. Kaç yıldır? Ben buraya seni göndermeye geldim. Senin sıkıldığını hissettim burada. Seni çok bir sevemedim Raşit'cim. Hasan bu durumu kıskandı. Emoji atıyor oradan şu an. Kıskançlık emojisi. Rüyamda gördüğün tam da bu adamdı dedi. Senin yanına geldi. Korktun mu? Bir, vallahi, böyle bir afalladı. Neye uğradığımı şaşırdım ben. Koşa koşa senin yanına geldi ya. Seni aldı ben sana. Senin ondan kurtuluşun yok. Ben sana kesin söyleyeyim. Tamer kaç yaşında? Tamer dansı seviyor mu? Peki nasıl bir tipten oluşlanıyor? Hayırdır inşallah diyorum ben. Raşit değil. Değil, o değil. Şimdi bu saçı yapan Raşit mi, Taner mi? Raşit. Ben seni Raşit yapacağım. Bir iki figür daha yapsa saç dümdüz ortada. Çok güzel bir kızsın yani. Asla şu makyaj seni bu bile çirkinleştiremedi. Senin gibi başarılı, güzel makyaj yapan birisinin... Only you. Yaptığın minnoşluklar benim yorumlarıma engel olmayacak. Taner'den ziyade modelin daha çok bence Raşit'e benzemiş. Flamenco'nun hiçbir şeyini göremiyorum. Hiç kusura bakmayın, bu elti görümcelere dönmüş. Tamam eyvallah, Erzurum'da flamenkçe yoktu, sen mi yapmadın ama? Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp... Merhabalar efendim. Ekranların en renkli, en neşeli, hararetli, rekabetli programı Kuaförüm Sensin de yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada 4 tane takımımız var, kuaförlerden ve makyaj sanatçılarından oluşuyor. Onlara model olan kadınların nazıyla, niyazıyla uğraşıyor. Onları daha da güzelleştirmek, daha da iyi hissettirmek, hatta mümkünse değiştirmek için uğraşıyor. Şahane de bir jürimiz var. Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci'den oluşan. Onların yorumlarıyla ve puanlarıyla efendim hafta son buluyor. Bir takımımız bizlere veda ederken bir takım da 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Geçen hafta Emine ve Burak bizlere veda etti. Veli ve Neslihan'sa 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor? Nasılsınız? Yeni bir haftaya hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Para yaramış. Biz hazırız. Geçen hafta hakkımızın yenildiğini düşünüyorum. Gözde Hanım, ben de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Melek ve Sevcan'ın sonuncu olması gerekirken ne yazık ki üçüncü oldular. Ben sen kendini ikinciden mi görüyorsun bir puan farkla? Düşünüyorum. İnşallah bu hafta onları da yolcu edeceğiz. ödülü kaptınız. Nasıl geçti hafta sonu? Çok harika geçti. Dolu dolu. Yine tasarımlar yaptım. İlerleyen programlarda göreceksiniz. İşte zenginin hali başka, para olunca böyle bir daha bir kuğu duruyor insan. siz de hak ettiniz, siz de kazanın. Bu kadar basit. İnşallah, inşallah. Para bakalım. Bizi değiştirmez. Pek öyle gözükmüyor etme. Da bakalım. Vallahi sizi hak ederek aldığınızı düşünmüyorum ben. Veli amcacığım. Evet, o senin uyanıklığına sen kalmış bir şey. Sen birinci olduğunda hak edip mi almıştın?
Hak edip aldım. Benim beşimle almıştın. Vermeseydin beşi. Beşi verdiysen ben demek ki hak etmişim, vermişsin. Ben verdim beşi sana. Tamam, beşi hak ettiğim için vermedin mi bana? Hak ettiğin için vermedim. Niçin verdin? O an içimden geldi, verdim. Öyle mi? Evet. Yok, kazanınca böyle oluyor. Belanca parayı alınca sadaka olayına abarttı. Şimdi bu hafta vermedim. Verseydim, bu hafta da sadaka sayıyor. Beraber kurulacaktık. Vermedim, ben kazandım. Bu kadar basit. Ama bir özgüven gelmiş. Onu görüyoruz bariz bir şekilde. Yani fazla kendinizi nimetten sanmayın. Arkadaşlar, aslan gibi bir takım heyecanla masalarında yerlerini almayı bekliyor. Merak ediyor musunuz onları? Hazır mısınız yeni takıma? Hazırız. Hazırız, bekliyoruz. Ha. Yani her hafta geliyor zaten birileri. Vallahi onlar sabırsızlıkla bekliyor. Efendim, sizleri de daha fazla bekletmeden yeni takımı davet etmek istiyorum. Hazırsanız Taner Güner'i ve Aslı Yazar bizlerle. Merhaba, ben Taner Güner'i. 36 yaşındayım. 20 yıldır kadın kuaförlüğü yapıyorum. Adana'dan katılıyorum. Merhaba, ben Aslı Yazar. 20 yaşındayım. 3 yıldır makyaj sanatçısıyım. Yarışmaya Adana'dan katılıyorum. Soyadım Güner'i ise hedefim en ileri. Yetenek tecrübeyi ezer. Adım da herkese tek geçer. Kimseyi rakip tanımıyoruz. En büyük rakibimiz kendimiz. Kuaförüm sensin. İki makasaz, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Oo, hoş geldiniz. Eliniz kolunuz dolu geldiniz. Evet. Hatta ne güzel çiçeklerle geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızı özel hissettirmek için onlara çiçek getirdik. Kadınların dilinden anlıyorum diyorsunuz. Taner kuaförümüz, Aslı makyözümüz efendim. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Adana'da. Adana'dan katılıyoruz ikimiz de. Tatlı bir kıza benziyor. Bakalım içinden ne çıkacak. Kaç yıldır makyosun? 3 yıldır. 3 yıldır? Hı hı, evet. Kaç yaşındasın? 20. 20? Evet. Makyaja nasıl başladın? Bebekliğimde başladım diyebilirim. Yani annemin makyaj malzemeleriyle falan. Çok ilgiliydim. Annem alırdı elimden, atardı çöpe falan. Ama bir şeyi ne kadar çok alırsan elinden ona daha çok heves edersin. Daha çok onu istersin. Ben de hep daha çok istedim. Böyle böyle hırs ettim, devam ettim. Hırs. Evet. Makyajda hırslı mısın? En çok hangi konuda hırslısın? Artistik makyajlarda, şov makyajlarında. Evet. Konseptlerimize hazırsın. Evet, bomba gibi. Taner, seni tanıyalım. Verelim mi çiçekleri? Sen kaç yıldır kuaförsün? Önce bir tanıyalım seni. Tamam. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır? Kuaför yapıyorum 20 yıldır. 36 yaşında oldum. 36 yaşındayım. Taner'cim titriyorsun. Efendim? Seni bir titremiş gördüm. Heyecandan. Az önce bize baktı ondan. Motosikletle geldi galiba. Motorla mı geldin Adana'dan buraya? Hayır. Kaşlar dağılmış biraz. Elini uzatabilir güzelleri misin görünce, şöyle? Güzelleri görünce heyecanlandım biraz. Ay, ne kadar centilmen bir arkadaş katılıyor aramızda. Ben çok memnun şöyle oldum. Şöyle ellerinizi uzatabilir misiniz? Bayağı titriyorsunuz. Bayağı titriyor. Alayım ben çiçekleri şöyle. Çok normal ama Sevcan. Yani çiçekler bizi görüp heyecanlanmaması. Çiçekler kime geldi bilmiyoruz ki. Şöyle bir kendinizi gerçekten uzatır mısınız? Nasıl titriyor? Bakın Gözde Hanım. Sevcan çiçekleri dağıtırken belki heyecanla atar. Ben yardımcı olurum size. Evet, evet. Çok teşekkür lütfen. Ederiz. Erkeğin ayağına gidilmez, erkek benim ayağıma gelecek. Size hem masanızı alalım. Başta. Orada sohbet edelim. Ah, size biliyoruz. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Mis gibi başlattılar haftayı. Buyurun. Görüyor musunuz? Ben gerçekten böyle bir karşılama görmedim yani. Çok nasıl güzel. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Bir şey. Yani görüyorsunuz değil mi? Yeni gelen takım böyle olmalı. Arkadaşlar bekleyin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Sizin kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani gerçek bir centilmen masayla yarışmak kadar güzel bir şey olmayacak iş. Benim de bir hediyem var birisine. Verebilir miyim? Tabii ki de. Yani böyle bir gülle, şovla olmuyor bu işler. Arkadaşım hoş geldin bu arada tekrar. Aa, Melek. Melek. Geçen haftaki başarısından dolayı, güzel makyajından dolayı bir hediye vermek istiyorum eğer kabul ederse. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta. Aa, bakar mısınız çok içine? Hoş. Sadece Melek'e neden? Yalnız Melek figürleri de var. Görelim mi Melek, içimden o ne?
geldi. Yani şaka bir hediye mi, iyi bir hediye mi bir görsek ya. Yapma, çok güzel. Ay inanmıyorum. Üzerinde onun ismi bir yazıyor. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel bir hediye. Melek Gültekin yazıyor üzerinde. Bravo. Aferin sana. Melek kutuda da çiçekler ederim. Var galiba. Sen bir şaşırdın, bir şey oldu sana. Güzel ben, oldu. Güzel şey kutuyu oldu, da yani. Göstermek istiyorum ben. Güllerle kaplı yani, böyle harika. Ay ne güzel, centilmen ve yakışıklı erkeklerle doluyor burası. Çok daha keyifli bir hale geliyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. En çok Mesih sevindi. Çikolata kutusundan mı hediye geliyor? Efendim? Çikolata kutusundan mı? Hediye ne, geliyor. Ne olduğu önemli değil. Hayatım boyunca ararsın bulamazsın. Peki. Çok ne olduğu yeni, önemli peki, değil. Böyle bir şey düşünmüş olmak çok bence özel. Fırça mı sadece hediye? Fırça sadece. Çünkü makyajı fırçayla. Ben senin yerinde fırça. Olsaydım başından aşağı güllerle hediye mi? Sen de yap tatlım. Çekinme, sen de yarın yap. Yaparım. Tamam. Bekliyorum. Belli ki centilmenlik yarışacak bu hafta ha. Ne diyorsunuz? Valla ben yine üç erkeğin arasında kaldım, onu düşünüyorum. Ben çok memnunum bu halden. Çok önemli Gözden değil, sen de erkek gibi kadınsın. Her gün bekliyorum arkadaşlar. Üçünüze de yeterim. Gözde Hanım. Efendim? Ben... Raşit. Evet, Raşit'i hala arıyoruz ama istaride gördüğüm Raşit'e arkadaşım da çok benziyor. Biraz ben, yakın evet, arkadaşım. Aynı Raşit. Ağzınız evet olabilir. Yemin ederim Raşit. Raşit bu arada Raşit. Yok artık. Yarım saatini geri almak istiyor ben şu an. Ben ayırmakta zorluk çekiyorum şu anda. Kadın falan Raşit, hani öyle bir şey var mı? Yok efendim öyle ama Raşit. Ama biraz benziyorsun. Yok ben yani değilim. Vallahi ben değilim. İnanın ben değilim Raşit. Vallahi değilim Raşit. Ben şöyle biraz benziyor bakın. Sakallar yemin falan gitti. Aynı Raşit. Saç şöyle falan. Tüm Türkiye artık vallahi biliyor Raşit. Biz hala Raşit söylüyoruz. Efendim. Raşit değilim. Bence göbek adayı yapalım, Raşit olsun. Ben Raşit'i gördüm, ben Raşit değilim. Hocam Raşit benziyor. Ben diyorsun aynı o bence sakalsız sadece. Çok benziyor. Değil mi? Aynen. Sakallar gitse, saç şöyle de olsa. Birazcık da... Ya bir 8 operasyondan sonra benzeyebilir. Evet. Bir bakabilir miyim başta? Bak. İstaride gör. Benzemek ister miydin? Raşit bence olmak birazcık ister Raşit'e benziyor değil mi? Taneri bakın, çizmişim resmi. Sevgili seyirciler, benzemiyor mu? Sakalları gitse daha iyi olmaz mı? Taner içeriye girdiğinde şok oldum. İşte bu dedim. Raşit geldi dedim. O kadar benziyor ki... İstaride gördüğüm, rüyada gördüğüm insana o kadar yaklaştım ki kesinlikle göbek adı ya da takma adı bence Raşit. İnanıyorum bir yerde onu yakalayacağım ve çok yaklaştım. Çok tatlı biri değil mi? Sakalı kesersek aslında aynı Raşit. Bak boyu da uygun, zayıflığı da uygun bence. Saçlar da şöyle falan. Yalnız bakmam lazım. Şey yapıyor, Taner'in umurunda değil. Taner şok. Ben değilim, Taner. Ben değilim, ben değilim. Yahu arkadaş, birden üstüme geldi, çok korktum yani. Birden tedirgin oldum. Raşit, 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 Raşit. Ben Raşit değilim. Ben Taner Güner'iyim. İllam nüfustan kağıt mı çıkarmam lazım kardeşim? Raşit, Raşit, Raşit. Taner benzemek ister miydin? Raşit'ten daha yakışıklıyım ben. Oo. Raşit'ten daha yakışıklı. Yok, benim Raşit'im çok yakışıklı. Raşit olduğundan ya haberin yoksa... Olabilir. Ben biliyorum, sen değilsin. Öyle mi? Evet. Ben şu an şoktayım. Bak. Raşit bak, düştü. Bak, bak, bak. Raşit'im alındı resmen. Senin yüzünden Neslihan, adam bir haftada Neslihan kendini Hanım, eleyecek burada. Bence o fotoğrafı artık kaldır, Raşit bulundu. Evet. Ama benim söylediklerim ben de biraz ben Raşit değilim. Hayır, ben kreatif yönümle onu değiştireceğim. Biz seni Raşit olduğuna ikna edeceğiz. Benimle. Evet, ben de ikna edeceğiz mesela. Vallahi Raşit. Bakalım sen Raşit olduğuna ikna ol... Aa Melek, hayran hayran bakıyorsun hediyene. Çok beğendim hediyeyi. Gerçekten çok özel düşünülmüş. Çok teşekkür ederim tekrar. Nereden aklına geldi? Efendim? Nereden aklına geldi? Ya açıkçası şöyle, geçen hafta güzel makyajları vardı. Birazcık da hakkını yendiğini düşünüyorum. Ben çok beğendim. Yani, rakibim olabilir ama... makyajları çok güzel Melek'in genel olarak. Senden daha iyi olduğunu düşünüyor musun peki? Efendim? Senden daha iyi olduğunu düşünüyor musun? Hayır, geçen hafta benden iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu perçinlemek amacıyla kendisine bir hediye vermek istedim. Çünkü keşke içine biraz da böyle çikolatalar da... falan koysaydın, süsleseydin. Efendim? Keşke içine biraz diyorum böyle çikolatalar falan koysaydın da daha var, hoşuma var, giderdi. İçerisinde çikolatadan değerli şeyler var. Gül var. Sen bilmezsin. Anladım. Şimdi... Görmediğim için bilemem. Bilmez mi canım? Bak. Ben memnun oldum arkadaşlar aldığım hediyeden ötürü. Size ne oluyor? Teşekkür ederim Tevfik. Teşekküre herkesin gerek yok. Herkesin özel ilgilendiği kişiler var. Teşekküre gerek yok. Bir özel bir ilgimin yeterli. Olduğu kimse yok burada. Çarpıtmayalım lütfen. Yalnız Neslihan sen yürümüyorsun. Direkt koşuyorsun ha.
Raşit'i buldun, keyfinde. Her kadın hediye almayı sever. Eller mi derlerdi, ne oldu? Böyle evet, bir şey yapıyorsun. Çok mu heyecanlandın? Ben de keyfi bir heyecanı gördüm hediyeyi getirirken. Burada? Normal bir hediye. Hayır, peki, hediye getirirken çok heyecanlıydın. Evet, eli titriyordu, ona söylüyor ama kendisinin de eli titriyordu. Ya sonuçta titriyordu. Benim için değerli, önemli bir insan. Yani rakibim de olsa bir insan yani sonuçta. Hangi ara değerli oldum onu anlayamadım. Yani... Düelloyu kaybedince... Gözde Hanım, bence modelleri geçelim. Peki. Utandım peki. Mı fikrimi? Peki. O zaman modellerimizi davet edelim. Bakalım bu hafta neler olacak, izleyelim, görelim. Biz çok misafirperveriz efendim. Hep ilk gelen takıma modelini seçtiririz. Hangi renk sizin renginiz? Beyaz, beyazı mı seçelim? Yaptığımız işler kadar temiz olan beyazı seçmek istiyoruz. Değil mi? Peki. Dilan Özkaya gelsin. Kime kasas bir de tarar. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Hoş geldin Dilan'cığım. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? Bursa'dan geliyorum. Bursa'dan? Evet. Ablam için başvurmuştum aslında, ona sürpriz yapmak için. Sürpriz yapmak istemiştim. Daha sonra ben de katılmaya karar verdim. Beraber katılmaya karar verdik öyle. Saçlarında her türlü değişikliğe hazır mısın, cesur musun bu konuda? Onun için geldim zaten. Yani yeniden var olmak için, yani değişmek için geldim. Değişmek için geldim. Evet. Bu hafta aramıza yeni katılan Taner ve Aslı ile yarışacaksın. Hoş geldin tekrar. Hocam. Seni yanlarına alıyoruz. İnan bana, bize geldiğin için dua edeceksin, gel. Kızlar, hangi renk? Aşkın rengi kırmızı olsun. Kırmızı olsun. 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 Gökçen derbeder gelsin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da sensin. Hoş geldin Gökçen'cim. Hoş buldum. Nereden katılıyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Nasıl karar verdin? Yani programı çok severek izliyorum. Evet. Sonra çok hoşuma gitti. Yani benim değişik şeyler hoşuma gidiyor. Saç kesimleri vesaire. Tabii biraz korkum var ama olsun, korkumu yenmek istiyorum. Korkunu yenmek evet. için buluyorsun. Sık kuaföre gider misin? Giderim. Yine cildi. Yine kabarık bir saç, salık. Bir yanını alırım, bir yanını bırakırım. Melek'le Sevcan hakkında ne düşünüyorsun? Onlarla yarışmaksın. Ben onu çok seviyorum. Ne güzel. Ay ne güzel. Hoş geldin. Seni Sevcan ve Melek'in yanına alıyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş geldin. Neyse ya, Veli Bey bugün renginiz ne? Yeşil. Yeşil. Veli Bey siz de yeşilden yana mısınız? Açıyorum. Ben partnerime bırakıyorum. Hayır. Ne derse kabul. Emine Sağır gelsin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin. Hoş geldin. Hoş buldum. Oh, uzun saçlar geldi. Aynen. Yine. Nasılsın? Nereden katılıyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi gördük daha iyi olduk. Nasıl karar verdin buraya gelmeye? İzliyordum zaten. Katılmak istedim. Şans bana da güldü. Ben de katıldım. Sana bir şey söyleyeyim mi? En güzel model bizim model. İnşallah. Benim için de öyle bir his var. Peki. Cesursun da burada olduğuna göre. Yani yeterince herkes gibi. Buradaki herkes gibi. Veli abi ve Neşe Hanım'la ilgili neler düşünüyorsun? Ben herkes hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. Hepsi işlerini çok iyi yapıyorlar çünkü. Yani hepsine gidebilirim, hiçbir sorun değil. Ha, zorluk çıkarmayacaksın yani. Şimdilik öyle. Ayrımsız kendini teslim edeceksin. Her şeye varsın öyle mi? Varım. Peki. Üzerine ne söylenir? Veli ve Neslihan'ın yanına alıyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. Evet, ne demiştiniz? Biz maviyi seçiyoruz. Beste Tezcan gelsin.
Bak işte, işte model. Yine beyaz ten ya, yine beyaz model. Saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Hoş geldin Beşe'cim. Gözler lens mi diye sormayacağım, lens. Bozuk, evet. Bozuk. Nereden katılıyorsun? İstanbul Silivri'den katılıyorum. Hoş geldin. Kaç yaşındasın? 18. Ay! Her türlü değişime açık mısın burada? Kuaförümle anlaşabilirsem, uyum sağlayabilirsek. Sık sık gidiyorsun kuaförüne. Evet. Makyaja düşkün müsün? Evet. Takıntıların var mı? Simetri takıntım var. Aa, duydunuz mu arkadaşlar? Ah tatlım. Bu hafta bayılacaksın o masada. Yazık ya sana. Onlar kesimleriyle meşhurdurlar. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım bayılmaya hazır mısın? Saçlarının boyuna. Oh mis gibi. Biraz da bakımsız. Evet. Bakalım bu hafta senin için nasıl bakalım geçecek? Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Yanlarına alıyorum seni. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkür ederim. Güzel güzel modeller yine bastı stüdyomuzu. Farklı da kostümleri var her birinin. Gördünüz. Sıra geldi bu durumda konseptimizi açıklamaya. Haftaya biraz hareketli başlayalım istiyoruz. Adnan Bey, saçta ne bekliyoruz? Modellerimizin kıyafetleri hepsi ayrı bir dans stilini temsil ediyor. Ve bu dans stillerine uygun saçları istiyoruz. Modellerimiz buradan çıkıp dansa gidecekler. Ya, akşam dans var. Ayşegül, makyaj nasıl olsun? Evet, bu bir dans gecesi. Bugünkü konseptimiz de hepsi hangi dansı yapıyorsa o dansı yansıtacak makyajlar istiyoruz biz de. Ama şöyle, lütfen kostümlerine bakın ve kostümlerine yaptıkları dansın felsefesine uygun olan makyajları istiyoruz. Yani burada gerçekten o şöleni görmek istiyoruz. Ve kesin kati şeyler vardır yani hepinizin modellerine göre. Onları da gözden kaçırmamalarını önemli rica ediyorum. Yani bugün hareketli bir gün bizi bekliyor, öyle değil mi Muammer Bey? O zaman... Ve sahne. Efendim bugün dans ediyoruz. Akşam modellerimiz dans gecesine gidecekler. Saç için 35, makyaj için 25 dakikanız var. Görsellere iyice bakın. Modellerinizin yüzünü, yapısını, tavrını, tarzını hızlıca tanıyın. Hazırsanız. 5, 4, 3, 2, 1... Dans. Yarışmaya nasıl katılmaya karar verdin? Ne zaman başladın bu işe? Askerlik bitiren dükkan var. Kaç yıldır? Ben buraya seni göndermeye geldim. Senin sıkıldığını hissettim burada. Seni çok bir sevemedim Raşit'cim. Hasan bu durumu kıskandı. Emoji atıyor oradan şu an. Kıskançlık emojisi. Rüyanda gördüğün tam da bu adamdı dedi. Senin yanına geldi. Korktun mu? Bir, vallahi böyle bir afalladın. Neye uğradığımı şaşırdım ben. Koşa koşa senin yanına geldi ya. Seni aldı, ben sana, senin ondan kurtuluşun yok. Ben sana kesin söyleyeyim. Tamer kaç yaşında? Tamer dansı seviyor mu? Peki nasıl bir tipten oluşanıyor? Hayırdır inşallah diyorum ben. Sen hem roman kıyafeti giymişsin, aynı zamanda da dansçı statüsünde evet olduğun için saçının boyunu kullanalım. Bence de. Salık kalsın bence. Aynen öyle. Kabartalım. Bayağı şey kabartalım. Şey düşünüyorsun değil mi? Buradan alıp böyle su dalgası. Evet, mu? Aynen öyle. Burada çiçek falan. Aynen. Dans deyince ne oluyor? Saçlar maçlar attırılıyor. Evet. O yüzden bugün ne yapacağız? Açık bırakacağız saçı. Evet. Senin istediğin bir şey varsa... Maşa olabilir. Hani. Maşa olacak, bol dalga olacak, evet, havalı olacak, hareketli yakışır olacak yani, zaten. Yakışır yani, oryantal yakışır. Evet. Evet. Yüzünü açacağım. Yüzünün güzelliğini bir kere bütün Türkiye'ye göstereceğim. Tamam, sonra. Bu bir. İkincisi, çok böyle havalı dursun diye şuralarda ya bir vak çalışabilirim ya bir örgü çalışabilirim şu kısımlarda. Ama saçlarını açık bırakmayacağım, biliyorsun tangoda saçlar toplu evet oluyor. Ve senin saçların çok ince, çok evet seyrek. Evet. Bunu birazcık hacimlendireceğim. Yandan yapacağız. Evet. Dalgalı olacak. Fakat diğer saç kulağına demin baksam aynadan. Tek tarafı toplayacağım. Şöyle tek taraf. Buraya örgü de geçirebilirim böyle, örgülü. Saçın tamamı burada duracak, şu tarafta duracak. Açık mı? Dalgalarla, evet. Bu kıyafeti açık, güzel olur. Topuz da olabilir aslında. Sever yani misin? Evet, sever misin? Yo, seviyorum aslında ama... Kıyafete uygun öyle de olabiliyor. Feri abi, hangi dansörünün saçını hazırlıyorsun?
Bana şey kostümünde biraz Türkan Şoray havasını dinledim. Türkan Şoray mı? O bir şeyde bir filminde vardı. Eri abi. Evet. Değil aynen, değil. Bak aynen. Bak ne yapıyorum sana ya. Hangi dansörünün saçına yapıyorsun? Açık bırakacağım. Bir tarafını seks tarafını toplayacağım. Bir flamenco olabilir mi mesela? Hangi dansörün? Flamenco. Evet flamenco'ymuş. Benim dediğim gibi. Neymiş? Flamingo mu? Evet. Flamenco olmasın o? Yok flamenco. İspanyolların meşhur dansı. Aynen aynen. Hani şöyle ayakları açtılar topuklarla. Aynen. Yapıyor ya. Aynen. Nasıl yapıyor? Veli baba. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Sen şu an ana yoldan çıktın, yan yoldan gidiyorsun konsepte. Hani bilmediğin için sana yardımcı olayım dedim. Çocuklar tamam. Da bu konuyu şey anlamasınlar. Şimdi bu İspanyol dansı, flamingo. Flamingo yapacak. O tık 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 tık. O kadın böyle şey mi yapar? Buz yapar. O zaman topuz yapmam lazım. Hanımefendi de öyle istedi. Hadi bu konuda sana yardımcı tamam, olayım teşekkür ben. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Efendim dört ayrı dans türü var kostümlerde. Flamenco'muz var, tango'muz var, oryantal var ve roman var. Bakalım neler yapacaklar. Taner'cim ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz tatlım? Tabii. Adana'dan geliyorum. 35 yaşındayım. 20 yıldır kadın kuaförlüğü yapıyorum. Dinliyor musun Hasan? Sana diyor. Hasan dinliyor musun? Sana söylüyorum. Aa, kız bu ne? Sanki 20 haftadır burada şey yapıyormuş gibi fark ettin değil mi? Şey, abi ben bunu canına ot yıkarım. Yok öyle. Ne yaptı ki? Ne bu, manada? Şey, hayır evet tarzı gördün mü yani? Uslup. Net net dedi. Net ya, ayrı. Ne dedi ben kaçırdım o zaman. İşte Hasan sana söylüyorum. Ha tamam doğru. İşte bilmem ne sanki 20 haftadır burada da tarza bak. Bu bugün için benden bitmiştir. Kendi salonun mu? Kendi salonum. Kaç yıldır? 15 yıldır kendi salonumu işletiyorum. Ne zaman başladın bu işe? Kaç yaşında? Yani 10-15 yaşlarımda filandı. Askerlik bitti ben dükkan mı açtın? Benim abim de kuaför. İşler bitmiş. Ayrı ayrı dükkanlarımız var. Ayrı ayrı dükkanlarımız ayrı ayrı var. Dükkanlarımız var. Bilal'le Hasan'ın da ayrı ayrı dükkanları var biliyorsun ki. Bilal daha profesyonel biri olduğu için Hasan'la ortaklığı kabul etmemiş. Hasan kendine ayrı dükkan açmış. Ha, yok öyle bir şey biz ortağız aile tabii şirketi. Tabii ki de burada deşifre ettiğim için şu an bozuluyor birazcık ama. Kızın sesi niye benim kulaklarımı tırmalıyor ben anlamıyorum. Tüm senin... Türkiye'nin kulaklarını tırmalıyor sadece gerçekten. Senin gerçekten. Sen böyle bir acayip oluyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hasan da burada burayla ilgili kendince bir taktik geliştirmiş. Böyle yeni insanlar gelsin de onu oyalayayım, işinden alıkoyayım. Bunları sakın kalmayan. Ben sana vallahi uyarıda bulunayım. Vallahi ben Adanalıları seviyorum kardeş. Bir kere hoş geldin. Daha önce senden önce öncü vardı Adanalı. Birkaç arkadaş Necati vardı. Hepsine de selam olsun. Seviyorum bilmem bakalım seni çok bir sevemedim Raşit'cim. Ben buraya seni göndermeye geldim. Senin sıkıldığını hissettim buradan. Yeni gelen masa Raşit Efendi beni göndermeye geldiğini söylüyor da Raşit'ciğim senin beni göndermen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Senin karşında Hasan Ağan var. Sen buraya şova mı geldin, evlenmeye mi geldin, artistik yapmaya mı geldin? Önce bir sanatına bak, vizyonun, misyonun ne? Beni gönderecek kapasite sende yok. Hiç kusura bakma kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Hasan Ağan var burada Hasan Ağan. Benim ideolojik sorunum Sevcan'ı göndermek. Bir kere sen orada dur. Seni gönderirsem ne ala bir taşta iki kuş. Yani mekanın en eskisi biz olduğumuz için tabii ki de beni göndermek istemesi onun en doğal hakkı. En büyük rakibi benim çünkü. Hayır canım ben burada Bilal'in saltanatını sürdürüyorum. Şu an için hali kabul hazırda. Kabul ettin yani şu an Bilal'i ithafen orada olduğunu. İşte tüm Türkiye'nin beklediği cevap buydu. Tebrik ama sen, ederim. Ama sen haftanın üçüncüsü ya oldun hatırlatırım yani. Ya sen ikinci oldun diye kendini nimetten mi sanıyorsun Hasan'cığım? Kendimi nimetten bir saymıyorum puanla, ama yaptığım bir, işler bir, ortada yani. Yaptığım bir işler puanla. Ortada Sevcan. Bu arada Bilal'in de gittiğine çok üzüldüm. Geçmiş evet, olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Talihsiz bir kaza geçirdik. Darısı sana inşallah. Hasan'la yıldızımız barışmadı. Hiçbir zaman içinde barışmayacak. Bence gereksiz egosu var. Bilal'in gölgesi altında kalmış. Taner.
Yarışmaya nasıl katılmaya karar verdin? Sadece Hasan'ı yollamak için mi? Vallahi sadece Hasan'ı yollamak için. Ne kadar kötü de duruyor değil mi? Meleği görmeye geldim. Daha yakından. Oo. Tevfik duymasın. Oo, meleği görmeye gelmiş daha yakından. Sanatını göstermeye gelmedin yani. Burada bekarsın. Sanatımı göstermeye de geldim. Yakışıklılığımı göstermeye de geldim. Boyumu postumu göstermeye de yakışıklılık geldim. Yakışıklılık derken anlamadım. Bak çok alındın. Yakışıklıyım. Ha? Kim hani? Boylu postluyum. Ya geç. Karadaşlı kara gözlüyüm. Tip iş yapmıyor. Elin çalışacak elin. Ve meleği görmeye geldim. Tamam senin niyetini anladık. Ve meleği de Sevcan'dan isteyeceğim. Bak kaynana. Kaynana olmak için çok gencim. Evet bir kızım var ama. Melek konusu açılınca bir heyecanlandın iyice sen. Yine titremeye başladı evet, Gözde fark Hanım. Evet fark ettiniz. Ben fark ettim. Ses titresi. Belki de melek beni titretti. Oo. Çok sert. Seni Tevfik'e söyleyeceğim. Sen her bu Raşit konusuyla nasıl başa çıkmayı düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum bana taktı herhalde. Kadın koştur koştur geldi. 26 sene önce mi 27 sene önce mi ne rüyada görmüş ve dedi ki rüyamda gördüğüm tam da bu adamdı dedi. Senin yanına geldi korktun mu? Bir, vallahi böyle bir afalladın. Neye uğradığımı şaşırdım ben. Birden Raşit'i gördüm falan deyince. Aa kız ben resmin atlayıp sokal. İkide bir sokaldır. Saçım böyle olsa yüzüm böyle olsa dedi. O ne? Raşitleştirmeye çalıştı. Dedi bu sakal kesin Raşit çıkacak. İçindeki o cadı kadın hani o ağız dolu kadın ortaya çıktı bence. Aa. Demek ki Raşit bunları görse gelmez. Yok hayır Raşit yok, belki salak oldu. Gerçekten ya. Ben Raşit yani kes sakalı bence Raşit. Valla Neslihan'ın dediği her şey çıkıyor sana söyleyeyim. Bak biraz yani aşağı yukarı buradayım. Her dediği çıkıyor. Hiç daha koşa koşa senin yanına geldi ya. Seni aldı ben sana senin ondan kurtuluşun yok. Ben sana kesin söyleyeyim. Haydi bakalım. Neslihan adına çok seviniyorum. En azından artık Raşit diye ortalarda dolanmaz. Çok mu benziyorum? Tamam Raşit diye ortalarda dolanmayacak ama... Sevcan'ın tanıdığı kadarıyla benziyor muyum? Gerçekten. Var yani. Benziyorum. Evet evet. Buna bir çözüm bulmamız lazım ama. Sakallarımı kesersin. Kessen de gene benzetir. Artık bitti sakallarımı o. Keserim yani. Ya da peruk mu takarım artık? Ama bu genelde hep böyle vardır bilir misiniz? Yani genelde böyle dikkat çekici bir yapım vardır böyle. Kadınlardan yana böyle başım biraz... Senin burcun ne Taner? Benim burcum akrep. Kolay gelsin. Genelde böyle şeyler hep başıma gelir yani. Ya benzetirler. Yakışıklıyım diyorsun yani. Bayağı yani. İddialıyım diyorsun İddialıyım, bu konuda. Boylu postluyum. Valla... Manken gibi adamım. Daha ne olsun Gözde Hanım değil mi? Ya Raşit mi desek, damat Ferit mi desek anlamadım ki şimdi. Ay Hasan bu durumu kıskandı. Emoji atıyor oradan şu an. Kıskançlık emojisi. Adam Bey saçları kontrol eder misiniz? Hemen hay hay. Bugün bayağı yakışıklı olmuş saç modelinden falan. Bak şimdi Allah değil için. Değil mi? Kendi kıyafetlerini giydi. Hasan'la Veli Bey aslında belki konseptleri değiştirirler. Evet. Daha uygun geldi. Evet. Hani orası valse benzemiyor. Bir de çok modernleştirdi. Evet. Topuzun yeri flamenkoya daha uygun. Uygun. Evet. Şey ikisi de okey. Onun da ayağa kalkınca ama çok yakışmamış enseye. Valse falan daha iyi. Evet. Hani şununki valse daha yakın. Burası topuzu, değil mi? Topuzu. Tabii. Topuzu. Veli emmi. Efendim. Senin birinciliğinde benim de payım var biliyorsun değil mi? O işi geçici. O işi geçmedi. Yani bir iki dakika yani şöyle bir kuruttun hakkını diye. Yeme şimdi. Hayır bir kuruttun diye. Ama saçı. Ben yapmasam yani, yetiştiremeyecektin. Niye geçeceğim? Zaten şey iyi ki şey dedim senden rica ettim kurut diye. Kurutmamışsın da saçı daha geç yaptım. Emmi şimdi inkar etme yani. Vallahi. İnkar etme. Ne inkar edeceğim? Ben olmasam yetiştiremiyordun. Sen öyle zannet.
birinciliğinde bizim çok büyük bir payımızın olduğunu biliyorsun. O yüzden çok fazla havalara girme yani amcacığım. Yani bir de benim ona yardımım olmasa yetiştiremeyecek. Niye amcacığım? Yetiştiremeyecek. Ya, Sevcan. Bırak Allah'ını seversen ya. O stüdyonun veli nimeti ama. Hasan'cığım sen ama bari öyle konuşma ya. Ama veli nimeti şimdi o da bizim meslektaşımız sonuçta yani. Hani o da ustamız yani. Veli amca, veli emmi biraz şey olmuyor mu? O biz aile olduk artık burada. Veli ustam. Veli ustam. Efendim. Siz bundan rahatsız olmuyor musunuz? Yok yok hiç. İnsanlar istediği gibi konuşsunlar. Size emmi demesinden rahatsız olmuyor musunuz? Niye desin canım, o bizim babamız sayılır. Babamız yaşında, emmimiz, amcamız, büyüğümüz sizin yani. Sizin ustanız ustanız. Kışkırtma siz, yani. Sizin ustanız. Tamam ustamız, eyvallah. Ustanız. Dalga geçermiş gibi emmi, amca demek biraz hoş olmuyor. Dalga geçmiyoruz biz. En eski kuaför aramızda belki Veli Bey'dir. Ama biraz Veli amca, Veli emmi demek biraz o kızmıyor, sana olmuyor. Ne oluyor Raşit? Veli emmi bize bir şey demiyorsa sana ne oluyor yani? Ben kompleksli bir insan değilim kardeşim. İsteyen içeceğiniz. Bu benim fikrim. Kendine sakla fikrini kardeş. Biraz fazla ortama çok böyle girdi. Hani saç yapmak değil de stüdyodaki konuşma ortamına hayır, çok girdi gibi geliyor. Evet, evet. Ama eli titriyor biliyor musun? Sanki 10 haftadır buradaymış havası var çocukta. Ben de böyle şeylere çok şey olurum. Ekrandaki seyircilerimiz de sevmez. Benim bir de şov grubum var Adana'dan. Ne grubu? Şov grubum. Fuarlara katılıyoruz. Şehirlere katılıyoruz. Defileler yapıyoruz. Şovlar yapıyoruz. Yani? Buradan şov ekibine çok selam gönderiyorum. İsterseniz bir gün misafir edelim de şov saçları nasıl yapılıyor sizler de öğrenirsiniz, görün. Canım sen benim masama bakmadın galiba, aldığım ödülleri görmedin şov saçlarından. Bende inanılmaz ödüller var. 50 tane 100 tane yakın ödül var bende. Peki benim yaptığım şov saçlarını nasıl buluyorsun? Görsellerde de çıkmıştı. İzlemişsindir muhakkak. Berbat. Berbat mı? Berbat. Bence sen şov saçı yapmayı benden öğreneceksin. Taner birçok fuarlarda, birçok şehirlerde şov saçı yaptığını iddia etti. Fakat ben nedense onu katıldığım birçok şovda hiçbir şekilde ne adını duydum ne kendisini gördüm. Bence Adana ve çevresinden dışarı taşımamış. O yüzden de benim yaptığım çalışmalara hiç hakim değil. Berbat olarak nitelendiriliyor. Aslında internete yazsa şov saçında Sevcan Çakır karşısına çıkacak. Bundan haberi yok. Bastırma oğlum onu, bastırma. Deminki dursun, gibi değil tut. Mi? Vay amca, almışın eline fıstık gibi modeli. Bu işler böyle. Hani yaşlıydım ben. Gene muhlebeden kalmaydım. Ne oldu? Ya öyle bir şey demedim. Daha... Bunlar senin medyanın uydurması bunlar. Ne? Aha yalan, ben öyle bir şey dedim mi? O örgüler şey ne? Hemen boz orayı. Her örgüleri şey boz. Bu benim tarzım. İşimdeki gençliğin ruhu. Örgüler hiç olmamış amca. Sen ben ne yapıyorsun şimdi? Vakit varken. Sen ne yapıyorsun şu anda? Bak maşası yapıp dağıtacağım, kabartacağım bunları. Bak yapacağım, dağıtacağım. Evet. Sen sanatkar bir insansın. Açık mı bıraksın? Yıllardır kuaförsünüz. Emme amca dedirtmeyin kendinizi. Sevsinler, hiç umurumda değil. Onlar sizi kıskanıyor biliyor musunuz? Hiç. Ben sen... Kıskanmasalar böyle söylerler. Kıskanıyorlar sizi işte. Hele Bilal, yani. Sen Bilal'i görsen ilk geldim mi ne zarla geçti beni. Sonra işte çıktım bir de oynadım beni. Ben aa dedi, ben bu adamın belini öptüm. Bakar mısın? Kıskandı işte. Çünkü ben 18 yaşındayım. Maşallahınız var. Açık bıraksınız. Bu açık arada. Bırakacağım çünkü oryantal olduğu için. Hı-hı. Biraz böyle savrulucu saçlar. Düşecek yani. Biraz ben onu kapatırım. Hiçbir şey kalmaz. Hı-hı. Ben sana söyle. Kapatacağım zaten şeyle. Onu. Kolay gelsin. Aynen, teşekkür ederim. Elini gelelim. Öpsene, niye öpmedin Emin'in elini? Adam gencecik. Adamın Bilal bile, 19 yaşında da öyle Bilal bile ben bu adamın dedi elini mi öptüm dedi. Emin'cim hoş geldin. Buyur canım benim, değil mi? Keyfini gel, misafirperverlik gör. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Emmi nasılsın? Ne içersin Emmi? Keyfi nasıl Emmi? Çok şükür. İyisin. Şimdi bakayım saçlarına. Bak Emmi'cim, bak. Bakayım bir. Emmi, paraları ne yaptın Emmi?
Emmişim sen inkar ediyorsun ama ben sana yardım etmesem birinci de olamazdın. Doğru mu şimdi buna? Niye üç boyut koymadın buraya? Hem üç boyut olmaz, biz dans değil. Ediyoruz. Ha tamam doğru. Boyutlarda yaşayan sizsiniz. Tamam doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Emmicim dans hadi, bu. Hadi kolay gelsin. Ne dansı? Tango. Emmi sizin yok, wow. Yok oralarda, sizin yok. Yok değil mi? Yok, orada yok, olmaz yok, zaten. Yok. Yok sizin orada yok tango. Çocukluğumda vardı mı? Vardı. Çocukluğunuzda mı? Halay candır emmi, boşver. Aynen. Halay, vallahi şalvarı da giymişsin. Oh tamam. Veli amca şalvarı sana Bilal mi almıştı? Evet. Bunun hediyesi. Hasan daha bir hediye alamadı mı sana? Alacak, o da alacak. Ay kazanırsa olur amcası. O sırayla, sırayla. O şu an sadece insanların özel hayatıyla meşgul. Bir ara böyle akıl ederse sana da bir hediye alır. Emminin birinciliği bile benim hediyem. Ben ona yardım ettim. Bilal bana gönderme yaptı. Sana emanet dedi. O da senin bir oğlun dedi. Ben de oğlum dedim. Bağırma bastım ama... Şu hareketleri hiç hoşuma gitmiyor. Sadece ve sadece yaptığı bir saç kurutma. Bir saç kuruttu ya. Yardım ettim de benim sayemde birinci oldum. Yani böyle çirkin laflara hiç gerek yok Hasan. Sana yakışmıyor. Ne yardım ettin ya? Ne yaptın yani? Şöyle bir saniye kurutmadım bile. Senin yüzünden ben geç bile yaptım o saçı. Bak şimdi dur. Özel hayat demişken aklıma ya, ne, tamam geldi da, hadi. Ne geldi benim? Bir dakika amca. Sen demişsin ki... Sevcan Meleği kıskanıyor. Evet. Gel maalesef. Bakalım ona. Ne istinaden böyle bir cümle kurdun? Ondan sonra sana güzel bir cevap ver. O saçın önün öyle. Bana bir cevap ver. Melek de kıskanılmayacak gibi değil ama Sevcan. Kıskançlık ayrı, hayranlık ayrıdır. Ben tabii ki de arkadaşımın bazı sergilemiş olduğu hareketlere hayranlıkla bakıyorum. Mesela çok doğru ve standart bir insandır. Dilindeki neyse böyle yüreğindekini de döker, ortalığa konuşur. Hiçbir şekilde yapmacık değildir. Ben yapamam. Ay bir şey derler mi, ay kırılır mı, ay bir şey olur mu diye diye kendi içime atarım hep. Meleğin bu huyunu çok seviyorum ve evet bunu kıskanıyorum da. Ben bir melek olmaya çalışmıyorum. Olamazsın zaten de. Bir melek farklı bir dünya, ben bir farklı dünyayım. Hani kıskançlık kelimesi senin tamamıyla bizi rakip gördüğün için, aramızı bozmak için kullandığın bir malzeme. Ama uygun olmayan, çirkin bir malzeme. Sevcan'cığım zaten yaptığınız birinciliklerden de belli olduğu gibi aldığınız, kazandığınız puanların hepsinde meleğin payı büyük bu. Sen bir. Sen hiç yarışmayı izleyerek gelmemişsin. Hem onun güzelliğini kıskanıyorsun. Ya haklısın, sen de daha bu hafta yeni geldin. Bu haftaya nazaran konuşuyorsun. Ben ailedenim canım. Ama bundan daha bir 4 ben hafta öncesi de var. Ben aileden, ben herkesin kuaförüyüm Sevcan. Ben bütün evlere giriyorum. Her ailenin kuaförüyüm, herkesin kuaförüyüm ben. O zaman artık kendi evinde kal, git buradan, tamam? Benim evim burası zaten. Yok. İnsanlar şimdi çayını kahvesini aldı, beni izliyorlar. O ev başına yıkılacak senin. Bu hafta yıkılacak o ev başına. İnsanlar çayını, kahvesini, mısırını, çekirdeğini alıp böyle bacak bacak üstüne atıp beni izliyorlar. Bilal gitti, yerine ben geldim. Bundan sonra buraların tozunu ben attıracağım. Ya senin kaç tane geliş amacın var kardeş? Yavaş gel. Yavaş gel. Bunu göreceksiniz en kısa zamanda. Bu arada süre var biliyor musun? Böyle laf yetiştireceğine, onun için bunun için geldim diyeceğine süreyle çalışıyoruz. Ve üstelik son 3 dakikanız, haftanın ilk gününde kuaförüm sensin de son 3 dakika arkadaşlar. Gel bir kalite kontrol yapalım. Benim mi? Tamam tamam. La 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 ram tam. Bakabilir miyim? Şöyle bir eğil. Tamam. Ben çok beğendim. Hadi bakalım son bir dakika. Ne oldu, yetiştiremedin mi Raşit? Raşit için de çok üzüldüm ya. Melek diye geldin, Esriyan çıktı. Hasan sen ne yapıyorsun orada? Bir saattir. Sanat resitali sunuyorum. Ve son 10, 9, 8, 7, 6 ve 5, 4, 3, 2, 1. Modellerden uzaklaşın.
saç için süreniz bitti. Rüyandaki kişi gerçekten de Taner miydi? Arkadaşın ne alakası var? Allah aşkına bana bunu anlatır mısın yani? Ben benzeteceğim, merak etme. O iş bende. Tamer kaç yaşında? Tamer dansı seviyor mu? Peki nasıl bir tipten oluşanıyor? Hayırdır inşallah diyorum ben. Aslında ben bugün sana tasarım bir makyaj yapacaktım. Yani kafamda giderken öyle canlandırdım. Ama saçların toplu olmadığı için yani açık yüzünün önüne düşüyor. Bu yüzden dansözlere de yakışacağını düşünüyorum. Arap tarzı bir makyaj yapacağım. Gözlerini vurgulayacağım. Alt ton dudaklarında koyu kırmızı çalışabilirim. Ben koyu kırmızı sevmiyorum ama. Tamam, anlaşırız. Belki daha kırmızı. Nude tonlardan gidebiliriz. Yüzün çok güzel, çok temiz. Bayıldım. Sana güzel bir eyeliner çekeceğim. Çok özel bir kirpik düşünüyorum sana. Tamam mı? Eyeliner çok uzun olacak mı? Eyeliner çok uzun olmayacak. Zaten göz kapağın düşük olduğu için çok fazla uzatmayacağım. Tamam mı? Göz altlarına biraz oynayacağım. Göz kapağına çok yoğun far uygulaması yapmayacağım. Kirpiğin kendi renginde, şu görmüş olduğun kirpiğin kendi renginde bir far kullanacağım. Göründüğü üzere burada bir roman dansçısı. Aynen öyle. Şimdi hemen önce bir bazını sürüp bir yandan da karar verelim. Şimdi biliyorsun roman dansçılarında abartıyı severler makyajda. Aynen öyle. Özellikle glitterler, parlak parlak farlar çok meşhurdur. O yüzden aslında hangi rengi kullanacağıma karar vermedim ama belki şunlardan da takacağım alnına. Ona göre renk çalışmasına karar vereceğim. Ya ben keskin eyeliner falan düşünüyorum hani. Onlar daha şey gösteriyor. Evet, flamingoysa zaten aynen. Öyle yapmam gerekiyor. Onu düşünüyorum hani kirpikler falan. Şimdi sizin ellerinize bırakıyorum. Hem o zaman hemen nemlendirerek başlayalım. Adanın neresinden Aslı? Çukurova merkezinden. Ne yapıyorsun oralarda? Dükkanın var mı? Var, evet. Bu sene, bir sene önce kendi dükkanımı açtım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Olsun. Aslen hemşireyim bu arada ben. Yani hemşire olarak mezun oldum okuldan, evet. Ama devam etmedim. Hemşireliğe mi? Haha, evet. Kendi yerimi açtım, oradan devam ediyorum. Makyaj nereden? Makyaj bebeklikten ya. Sen de mi? Evet, bayağı ben bayağı. Ben de 4 yaşından bu yana makyaj yapıyorum, defileler yapıyorum. Ciddi söylüyorum. 4 yaşından bu yana. Evet. Ya o yaptığını zannediyor. Annemin bir yeşil ruju vardı, pembe oluyordu. Onunla makyaj yapardım. Başörtüleriyle, yatak örtüleriyle elbise yapardım. Daha sonra da koreografi verip yürütürdüm. Neslicim, onu bütün çocuklar yapardı. Bu senin, ya sana özel bir durum değil. Bütün çocuklar, bütün kız çocukları özellikle... Senin ne zoruna gidiyor, ben anlamıyorum ki. Kız çocukları özellikle annelerinin makyaj çantalarını karıştırırlar, rujlarını kullanırlar. Tamam. 4 yaşından beri makyaj yapıyorum demek başka bir şey. Bunu yapmış olmak her kız çocuğuna yani özel bir durum. Makyaj yapıyorum derken profesyonel makyaj uyguluyorum gibi diyorsun. Öyle bir diyorsun ki... Ay, 4 yaşından beri profesyonelim, ne yapacaksınız? 4 yaşından beri profesyonelsin. Evet, ne yapacaksınız? Bak ne kadar deneyimim var. 40 yaşındayım. 40'tan 4'ü çıkar 36. 36 seneden bu yana yaptığıma göre profesyonelim. Nesli, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yaptığın makyajları ben görsem, senin yaptığın makyajları, ben bunu söylemeye utanırdım açıkçası. Ben seni korkutmamak için öyle utanırdım yaptım. Utanırdım açıkçası. Atıştırma, vallahi daha korkacak hiçbir şey göremedim ben. 2 haftadır korktuğumuz yeter bence. Yani 2 lafından biri onu çok iyi biliyorum, bunu çok iyi biliyorum. Daha uzmanlaşmış bir alan göremedik sende. En çok burada şunu çok iyi biliyorum, bunu çok iyi biliyorum diyen sensin. Ben hiç öyle bir iddiam olmadı. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Ben sadece profesyonel olduğumu söyledim. Yanlış konuşuyorsun. Ben hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Yanlış diye bir şey yok. Ben bugüne kadar yarıştıklarımın arasında dinlersen... Sana bir şey olmuş bu arada. Ne olmuş? Tartışmayı bilmem diyordun, tartışmayı sevmem. Asla kendimi şey anlatmam, ifade etmem diyordun. Ben seninle konuşuyorum. Gerçek Nesli'yi görmeye başladık. Melek, benim 4 yaşından bu yana makyaj yapmam
Ve bu kadar uzun süreler bu işi yapmam senin zoruna gitti galiba. Ve Tevfik'in seni bu kadar pohpohlaması, sana iltifatlar etmesi seni çok şımarttı. Ve sesini bu tonda bana yükseltmen hiç hoş değil. Bu şımarıklığını artık kesmeni istiyorum. Aslı, hemşireyken neden makyaj sektörüne girmek istedin? Hani çocukluktan bir tutku var ama. Ya evet, çok seviyordum. Bir de bir gün hastanede bir anım oldu benim. Hastanın kişisel bakımıydı ve ben onu yapamadım. O gün dedim ki ben bu mesleği yapamam. Neyi yapabilirsin? Senin hobin ne Aslı? Sen çok güzel makyaj yapıyorsun. O dönemlerde de benim arkadaşlarım evime güzel makyaj yaptığım için geliyorlardı. Özel günlerinde makyaj yaptırıyorlardı ama hani öyle bunu bir ticaret olarak görmüyordum. Yani kendi ürünlerimle işte öyle yapıyordum. Sonra dediler ki sen neden bu mesleğe yönelmiyorsun? Çünkü çok ilgim vardı dediğim gibi. Sonra fırsatım vardı ki kendi dükkanımı açtım. Oradan ilerledim. Eğitim aldın mı bununla ilgili? Eğitimimi Taner Bey'den aldım bu arada ben. Partnerinden? Yani o aynı zamanda makyaj da yapıyor. Aa öyle mi? Evet. Peki bir şey soracağım. Çok gençsin, çok tecrübesizsin. Korkmadın mı buraya katılmak konusunda? Hayır, şöyle tecrübe yetenek olmayınca bir işe yaramıyor. Burada da gördüm. Kesinlikle daha öyle. Daha önceki bölümlerde yok ben işte 15 senedir bu mesleği yapıyorum da şöyleyim böyleyim. Mesela nesli? İş nerede? Bir şey soracağım. Kaç tabii. Yıldır yapıyorsun bu işi? Efendim? Kaç yıldır? 3. 3 yıldır. Evet. Kendine güveniyor musun? Gerçi çok. Birazdan göreceğiz makyajından ama böyle evet, bir havalı göreceksin. Havalı girdin ama göreceğiz bakalım neler yapıyor. Göreceğiz evet. Yani şöyle bak, ben sana baktığım zaman böyle tamam bütün dünyayı ben yarattım modu var sende azıcık. Onu hissediyorum yani. Yani tüm dünyayı ben yaratmadım ama öyle yaptığım makyajı, yani. yaptığım makyajı kendime yaptığım makyajdan da anlayabilirsin diye düşünüyorum. Çok güzel olduğum için bak suratıma bak. Nasıl kendine, güzelim. Kendine gördün yaptığın mı? Makyaj ile modele yaptığın makyaj aynı olmayabilir. Terzi kendi söküğünü dikemez diye bir şey vardır. Kendi söküğümü de dikiyorum. Modelimin de söküğünü dikeceğim. Göreceğiz. Aslı'cığım sana şunu söylemek istiyorum. Elbette eğitim bu işi çok süslendiriyor. Ama yeteneğin varsa bunun üzerine ekleyebilirsin. Eğer yeteneğin yoksa bugüne kadar ne iş yaptığın çok önemi yok. Şu an günümüze dönüp baktığımızda aslında videolar her videolar her bana yerde. Bak, bu samimiyeti başka bir şey için kurmuş ha. Ya ne alakası ne var? O? Kırmızı yani... ruj soracağım ya. Kırmızı rujlarım burada. Tamam, buradan alabilirsin. Senin beğendiğini alabilir miyim? Bu seninkine bu... gidebilir gibi. Tamam, başla. Biraz koyu kalabilir. Bana neden sormuyorsun da gidiyorsun oraya soruyorsun? Ya burası hayır, daha yakın olduğu için metre olarak daha yakın. Yani kilometre, metre bazında. Şey söyleyeceğim bu arada Gözde Hanım çok haklıymış. Parfümün inanılmaz güzel kokuyor. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Teşekkür ederim, görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin. Buranın en eskisi olarak... ve en iyi makyaj yapan kişisi olarak sana şunu söylüyorum ki her zaman bana danışabilirsin. Ben her zaman rekabeti bir kenara bırakıp kesinlikle sana içtenlikle yardımcı olabilirim. Tabii Aslı tabii sakın. Ama tabii ki bu bir yarışma. Yarışmanın gerektirdiği şeyler puanlamada bunlar etkilemeyecektir. Ben yine ablalığımı yapmak istedim sana. Meleğin bu tavrını oldukça gereksiz buldum. Kendisi 3-4 yıldır makyaj sanatçısı. Ben de 3 yıldır makyaj sanatçısıyım. Bilir kişi edasıyla yok gel sana öğreteyim falan. Pardon kime neyi öğretiyorsun? Aslı sen Raşit'e benzettin mi? Efendim? Sen Raşit'e benzettin mi? Asla. Benzemiyor mu sence? Benziyor benziyor. Yok. Yok ya. Hayır hayır. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu resimle... Şu resimle arkadaşın ne alakası var? Allah aşkına bana bir bunu bir anlatır mısın yani? Ben benzeteceğim merak etme. O iş bende. O iş bende. Nasıl olacak ben merak ediyorum yani. Yüz kağıdını bile değiştiririm. Hadi canım. Artık kendini o derece kaptırmış. Peki rüyandaki kişi gerçekten de Taner miydi? Acaba Raşit'le Taner'i karıştırmış olabilir misin?
Çünkü yok yani alakası yok Raşit'le Taner'in. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adamcağız korktu. Gelir gelmez. Dizleri eyvah titredi, eli ayağı titredi. Baktı direkt Neslihan Hanım'ın masasına baktı, elleri titremeye başladı. Ne alaka? Adam bağıra bağıra ben Raşit değilim, benzemek de istemiyorum dedi. Ne demek daha ne alaka? Daha ne desin yani? Açık açık daha ne desin yani adam? Hayır, benziyor. Ayşegül'cüğüm makyajları kontrol eder misin? Tabii ki. Yavrum bak ne güzelce dolaşıyor. Böyle küçük serçe kuşu gibi. Ha, yerim ben onu. Bu işin kompedanı bu kız. Vallahi karakter makyajını çok güzel yapıyor. Evet. Geçen... Farkında mısınız? Ben bir tuhaf oldum he. Siz biraz değiştiniz değil ben mi? Ben değiştim he. Aa ne oluyor, tövbeler olsun ya Rabbim. Sen beni affet. Demek ki çok günaha giriyormuşum önceden. Aslı, saçı açık olsaydı başka bir makyaj tasarlamıştım dedi. Ama oryantal olduğu için arabik bir makyaj düşündüm dedi. Çok büyük gözler yapıyor böyle, büyük güçlü kirpikler falan. Evet, dans için de bence uygun olur yani. Hani o. Tabii canım, sahnede o ışıkların sahnede. Altında falan böyle. Tabii yok olduğu için daha büyük büyük yapması benim hoşuma gitti. Normalde o kirpikleri biraz kirpikleri çok mu büyük? Çok büyük bence. Kendi kirpiklerini getirmemiş. Buradaki kirpiklerden faydalandı büyük ihtimalle. Uygun bir kirpik seçemedi. Danslara hakim misiniz? Ya ben pek dans etmeyi sevmiyorum. Dansla pek alakam yoktur. Ama Taner'le birlikte bazen kendi kendimize şarkı söylediğimiz oluyor. Tamer dansı seviyor mu? Çok. İyi, ben yani mesela motive olmak istediğinde falan kuliste özellikle sürekli diyor ki bana oryantal aç. Oryantal mi? Bana diyor işte oyun havası aç. Allah Allah. Vallahi. İyi, karşılıklı oynarız artık. İyi ki geldi. Taner de iyi ki geldim diyor mu acaba? Diyordur. Ben dedirttiririm, merak etme. Annesi babası hayatta mı? Evet, çok şükür. Sen tanıyor musun? Annesini evet biraz. Hı. Ama babasını bilmiyorum. Nasıl insanlar? Kendi halinde mülayim. Neslihan'ın bu tavrı oldukça beni rahatsız etti. Benim üzerimden Taner'i tanımak istedi çünkü. Onunla yarışan bendim oysaki. Yani beni tanıması gerekiyorken Taner hakkında sürekli sorular sorup durdu. Taner ona Raşit değilim demesine rağmen ısrarla... Hayır, sen Raşit'sin. Benim rüyalarımda gördüğüm erkeksin dedi. Öyle bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Yani böyle içimden böyle şarkı söylemek geliyor. Böyle bir mutluluk, bir enerji, bir böyle bir... Yani hani böyle kızgın kumlardan serin sulara atlarsınız ya. Onun gibi bir şey böyle. Ya tam anlatamadım, ben makyajıma devam edeyim. Sana ne oluyor ya? Vallahi ben de bilmiyorum Gözde Hanım. Modelime soralım. Ne oluyor bana? Yukarı bakın. Hangi şarkı geldi içinden? Neden böyle bir şarkı? Gözde Hanım, terledim. Makyajımı yapabilir miyim? Ben bir şarkı söyleyeyim. Senin heyecanını alayım mı Tevfik? Aa, olur. Çok sevinirim Melek. Ama sesimin kusuruna bakmayın. Hiç şimdiden önemli. Söylüyorum önemli olan lütfen. Kalbindeki beri diline dökmek. Meğer ne boş heveslere katılmışım. Sen neymişsin, ben kendimi ne sanmışım? Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem. Ben seni artık hiç sevmiyorum. Sen beni aşka layık görmedin senin kadar. Ben artık aşkı senden çok seviyorum. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı.
Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olan da kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olan da kalmalı. Ağzına yüreğine sağlık, yemin ediyorum. Yani teşekkür ederim, çok heyecanlandım, yani sesim titredi. Cümleleri, söylediğin şarkının cümlelerini tek tek şöyle bu kadar. Değişik değişik işler. Tevfik bugün meleğe karşı ilgisi alakası had safhadaydı. Stüdyoda resmen aşk koptu. Darısı benim başıma. Aşk layık olanda kalmalı mıdır? Aşk nedir? Hiç aşık oldun mu? Olmadım. Hiç. Hayır. Aşık olmuşundur da bilmiyorsundur. Ben sana tarifini vereyim. Ben 20 yaşında 5 kere falan aşık olmuştum. Şöyle düşünüyorum. Hani ileride evlenene kadar evlendiğim kişiye bakacağım, herhalde ona aşık olmuşumdur derim. Şimdi yaşadığım flörtler, ilişkiler bana şey geliyor. Gerçek gelmiyor. Yani gerçek aşkmış gibi de gelmiyor. Ya da belki... Niye öyle düşünüyorsun? Gerçek aşk yok mu yani? Efendim? Bak bunu, bu hayır, hayır, asla. Geniş düşünüyorsun ama belki gerçek aşık olan insanların da hakkını yiyorsun bu cümlenle. Yok, hayır, ben asla. Ben katılmıyorum sana. Gerçek aşk olduğunu nasıl anlıyorsun bir kere? Gerçek aşk olduğunda nasıl olur biliyor musunuz Gözde Hanım? Gözleriniz kapanır, kalbiniz pırpır atar, nefes alışınız değişir. Önünüzde anlamazsınız hiçbir şeyi. Yani demek istediğimi anladınız mı? Yani ha, normal yolda mesela yürüyorsunuz ama koşuyormuşsunuz gibi gelir. Kalbiniz... durmuş seninki. Yok yok, yani ben genel bahsetmek isterim genel olarak. Yani genel aşktan bahsetmek isterim Aslan'ın söylediği. Hayırdır inşallah diyorum ben. Ben de öyle. En son ne zaman aşık oldun? Yani yakın zamanlarda. Böyle çok uzak değil. Oo, ne kadar yakın bir zamandı? Sen hiç olmadın. Melek, sen en son ne zaman aşık oldun? En son 2 yıl önce falan da herhalde. Önce. Karşılıksız aşkta ne yapıyoruz? Onun bir şarkısı var biliyor musunuz? Söyleyebilir miyim? Tabii. Hani kalbim mi yoksa beynim mi? Öyle bir şey vardır ya, kalbini dinlersin ya beynini dinlersin. Kalbimi mi beynimi mi dinleyim? Anlamadım ki ben şimdi neyleyim? Seni çıkarıp içimden atamıyorum. Hayır hayır ama artık olmaz. Bundan böyle yerinde olmaz. Seni çaldığım kalbime gömüyorum. Bravo. Yani bazen kalp oluyor, bazen işte beyin oluyor. Ay. Ay. Bu ne kız? Ay, dünya başıma yıkıldı. Şaşırmış. Evet. Aslı. Efendim. Tamer kaç yaşında? 36. 36. Benim evleneceğim insan da benden küçük birisi. Ya kaç yaşında? O kaç yaşında? Vallahi tam olarak hani kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama benden küçük birisi olduğu doğum haritamda belli. Peki sevgilisi var mı? Yani. Peki nasıl bir tipten hoşlanıyor? Onu da söyle bari. Ya çocuktan konuşmaktan makyajını yapamadın ya, yemin ediyorum. Ya makyajımı da yaparım. Şeyden de neydi, Tamer'den de konuşayım. Tamer miydi? Gerçek adını bilmiyor Raşit ya. diye. Onun için Raşit çünkü gerçek adını bilmiyor. Taner değil, Raşit. Aynen gerçek Raşit. Gerçek adını bilmiyor, unutmuş. Raşit diye ismini değiştireceğim. Taner uzun boylu kadınlardan hoşlanır. Uzun boylu. Tamam, boğazına topuklu giyinirim. Dert değil. Efendim, bugün kuaförüm sensin de modellerimiz flamenco, roman, oriental ve tango dansçıları olarak ağırlanıyorlar. Bakalım en doğru saçlar ve makyajlar yapılıyor mu onlara? Son 1 dakikanın içindeyiz. Son 10, 9, 8, 7,
6 ve 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Modellerden uzaklaş. Uzaklaş, uzaklaş. Yoksa puan kesilecek. Raşit değil. Değil, değil o değil. Şimdi bu saçı yapan Raşit mi, Taner mi? Raşit. Ben seni Raşit yapacağım. Bir iki figür daha yapsa saç dümdüz ortada. Çok güzel bir kızsın yani. Asla şu makyaj seni bu bile çirkinleştiremedi. Senin gibi başarılı, güzel makyaj yapan birisinin... Only you. Yaptığın minnoşluklar benim yorumlarıma engel olmayacak. Taner'den ziyade modelin daha çok bence Raşit'e benzemiş. Flamenco'nun hiçbir şeyini göremiyorum. Hiç kusura bakmayın. Bu elti görümcelere dönmüş. Tamam eyvallah. Erzurum'da flamenco yoktu. Sen mi yapmadın ama? Kuaförüm Sensin de pazartesi günü sendromsuz nasıl atlatılır dedik. Konseptimizi dans gecesi olarak belirledik. 4 farklı dans türüne uygun saç ve makyajlar bekledik. Efendim bu sırada siz ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Kuaförüm Sensin WhatsApp hattına burada daha önce yarışmış ve tekrar görmek istediğiniz yarışmacıların isimlerini yazıyorsunuz. Bakalım burada yakında kimler tekrar yarışacak? Ortalık nasıl karışacak? Şimdi değerlendirmeye hazır mıyız? O zaman ilk olarak Sevcan ve Meleğin modeli Gökçen Derveder gelsin. Hadi çiçekçi kız. Çiçek mi çıkız bak bana, sarı vida vereceğim ben sana. Çiçek mi çıkız bak bana, sarı vida vereceğim ben sana. Tatlı sepeti sen çık yola, kuş tepede gülsen bana. Tatlı sepeti sen çık yola, kuş tepede gülsen bana. Sakın ona bakma sarardına, sakın ona bakma sarardına. Bir daha dönmezsen bana, bir daha dönmezsen. Ayna kapansın, Gökçen kendine baksın. Sönük duruyor değil mi saçlar sanki? Hmm. Biraz daha böyle kabarık mabarık olmuş olsaydı. Çünkü o kabarık saçın içinde. Hayatınıza hareket istiyordunuz. Gelir gelmez dansa başlattık haftamızı. Çok güzel oldu bence. Romanlar gibi hissediyor musun kendine? Şu an hissediyorum. Nasıl buldun saçını makyajını? Çok güzel olmuş. Sevdim. Olmuş mu Taner? Ne diyorsun? Yani saçları çok sönük buldum. Roman deyince biraz daha böyle şatıfatlı saç olur. Daha kabarık. Dön bakalım görelim saçları. Biraz böyle sanki dalgalarında biraz böyle tiftik tiftik yerler var. Hangi maşayla yaptığımı gördün mü? İnce maşayla. Hayır, bak maşasıyla, yandın. Ama bak maşasıyla, bak maşasıyla da yapmış olsam biraz daha böyle tam şeyle dalgaları belli olması gerekmiyor muydu? Spreyleyip yaptım. Yani o dalgayı belirginleştirmem için benim o dalgaları açtırmamam lazımdı. Spreyleyip bırakmam lazımdı. Ama biz burada roman konsepti yapmıyoruz arkadaşım. Dans
dans gecesini hazırlıyoruz. Bak bunun bir altını çizelim. Burada roman düğünü denseydi oradan 3 kafa daha dikerdim ben o saça. Yaparım yani, şov saçlarında ne kadar başarılı olduğumu biliyorsun. Ama şu an biz dans gecesini hazırlıyoruz modellerimizi. Konsepti tekrar açıklayayım dedim. Devam edebilirsin yorumlarına. Demek istediğimi sen gayet çok iyi anladın. Hani biraz daha havalı böyle kabarık olmuş olsaydı en azından yana taktığın çiçek de hani bir anlamı da olurdu. Çok da havalı. Nasıl olmuş Hasan? Konsept olarak uymuş ama vakları hiç beğenmedim. Yani vakları birazcık daha belirgin, daha hacimli olsa çok çok daha güzel olurdu. Çok sönük olmuş. Dans gecesine hazırlıyoruz. Dans gecesine hazırlıyorsun ama hazırlık aşamasında bu daha dans etmeden saçı söndü gitti. Yani oryantal olsun, roman dansı yapanlar saçlarını böyle savura yani savura dans az önce ederler. Modelimizin az önceki gibi iki figür daha yapsa saç dümdüz ortada. Nasıl nasıl nasıl? Aa şurada alalım onu. Şurada görürüz onu değil mi? Konsepte kendisi daha uygun. Konsept yani, senin ruhunda var demek tabii. ki. Tabii. Yani o sönük yüzden. Sönük buldun. Efendim? Sönük buldum. Çok sönük buldum. Aksesuarı hiç beğenmedim. Aksesuar tercihi çok yanlıştı bence. Ama dediğim gibi dans gecesinin girişinde daha hiç çıtlatmadan o saç dümdüz söner. Hiç sönmez. O saç spreyle yapılmış bir şekillendirme mevcut. Hiç zannetmiyorum. Sen çünkü saç uzun. Saç uzun olduğu için saç ağır. Yok. Uzun saçlar daha ağır uçları olduğu için ince, çok çabuk daha nasıl söner. Ağır olsun? Zaten uçlar vakı da ince. Hiç yapamamışsın. Yani vaktan çok maşa gibi duruyor. O arkadaş zaten bilmiyor da yanlışlıkla doğru bir şey söyledi. Maşayla yapılmış gibi duruyor. Tamam, olumsuz. Bak 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 Hasan. Veli Bey siz nasıl buldunuz? Eline sağlık Sevcan'cığım. Tam kendine yakışanı yapmışsın. Teşekkür ederim. Senden ancak bu kadar beklerim. Ben... Bu ne öyle? Şey, ördün akşam herhalde, akşam. Manjenin kaşlarını ördün, modelinin. Ondan sonra evde bekledi. Sen eskiden ondan sonra gördüklerine... örgüyü açtın. Karşımda mı çıkardın? Amca teknoloji bunu? Çok gelişti. Bak bu artık örülmeden de yapılıyor. Bunların maşaları var sen bilmiyorsun. Ben sana hediye ederim bir tane. Vallahi bak bilmiyorum maşası. Ben şey bu örgü görüyorum başka tabii, bir şey yok. Tabii ördüm. Ben örüyorum saçımı söküyorum aynı böyle oluyor vallahi. Sana yakışanı hakikaten yaptım. Ben olsam bu saçı bu şekilde buraya nasıl çıkarttın ya? Ya bak da o şeyi zaten göreceksin o tif dik dik değil. Bakın evet. Hiçbiriniz burada teknik bilmiyorsunuz. Bak sen zaten biliyorsun böyle su yolu gibi gelir. Hani öyle o mi gelmiş tif diklik bu? Öyle değil. Mi gelmiş bu? Bak normal maşa yaptığında elinle krepe atarsın ya. Bak bu elinle o maşayı itmek demek. Bu tif diklik demek. Bu saçta tif diklik falan yok. Gene yaptın şovunu amca ama sen gerçekten tahmin ettiğimden de uyanık bir insansın. Hayır hayır. Ben de yap şovunu. Bunu bana şov diyorsan bak, o yutar, bütün Türkiye görüyor. Kimin şov yaptığını ama ben görüyor. Yutmam. Ben yutmam. Sen Neyse, yap şovunu. Makyajı nasıl buldun? Meleğin eline sağlık. Göz makyajı okey. Rujunu beğenmedim. Nesini? Sürmesini mi? Rengini mi? Nesini beğendin? Yani hani tonunu daha böyle şeker pembesi olsaydı daha iyi olurdu. Bu çünkü bebek pembesi. Pembenin kaçıncı tonu bu? Fuşya. He? Fuşya. Pembe değil değil mi? Dudağındakini beğenemedim. Bir de roman olduğu için romanlar abartır. Gözü iyi abartmış. Alnına taktığı da güzel. Ruj olarak başarısız buldum. Tevfik, sen nasıl buldun? Ben göz makyajını güzel buldum. O üzerine sedefler mi ekledin, ne yaptın göz kapağında? Yok, glitter vardı. Glitter mi kullandın? Onlardan evet. Çok yeşil ve pembenin. Parı parı parlıyor. Ama ben dudağını eksik buldum. Dudakları zaten küçük olan çok bir. Çok ince ve küçük, ince. Evet. Ben senin yerinde olsaydım, senin gibi başarılı, güzel makyaj yapan birisinin... Aha. Bak, ne oluyor hayırlara gelsin? Senin kadar iyi başarılı falan olsa. Olsam. Hani... Olsam. Evet bak bak güzel. Keman çalıyor vallahi. Ben olsam bir dudak kalemiyle dudakları büyütmesini Hasan. İsterdim açıkçası. Keman. Ya kemanlıkla alakası yok. Neslihan Hanım kemanlıkla alakası yok. Yani gördüğümü söylüyorum ben burada. Onun dışında sen zaten makyaj yaparken yüreğini yapıyorsun. Yüreğine sağlık, eline sağlık. Yani Tevfik beni acayip şaştırıyorsun. Yo ama nutkum tutuldu gerçekten. Söyledim olması Gözde Hanım değil mi? Yani olmaması gereken şeyleri de söyledim yani. Yani gerçeklerin bu olduğunu zaten farkındayım o hali ama. Bir yarışmacı partnerin, bu da rakip partnerimin böyle güzel yorumlar yapması hakikaten hoş.
Teşekkür ederim. Dediğim gibi yani Neslihan'a da söylediğim gibi. Şu an. Dudaklar evet çok küçük. Aslında onu taşırdım. Taşırmama rağmen bu kadar oldu. Evet Aslı'cığım senin ilk yorumunu alalım bakalım. Gelip bakabilir miyim bir yakından? Tabii. Tamam. Senin gözler lens herhalde. Görememen normal. Bu yüz biraz yuvarlak değil mi oval? Oval olan yüze oval sen... Oval mı yuvarlak mı? Yuvarlak. Öyle bir şey yok. Bu kızın nesi yuvarlak suratlı Allah aşkına? Yuvarlak mı kızın suratı? Yuvarlak mı oval mi? Daha farkında değilsin. İkisinin oval arasında yuvarlak veya oval. Bu fark etmiyor. İkisi fark eder. Yuvarlak ayrı bir şeydir. Oval farklı bir şeydir. Neyse sana yorumuma geçiyorum. Dinleyin lütfen. Sen bu yüze tam bu yanakların olduğu yere eğer o allığı sürersen bu yüze iyice basarsın. Nereye ve ben bastığını allığı düşünüyorum. Allığı daha da bu tam elmacıkların üstüne sürebilirdin. Hayır, tebessüm dudakları bakalım oldukça... Bir neler. Tevfik sen yapmadın makyajı, Melek yaptı. Ben merak ediyorum. Yok, bir dinleyelim mi arkadaşlar yorumları? Gereksiz savunmanı da anlamsız buldum. Dudakları küçük, açık tonda tercih etmeni beğendim. Çünkü zaten küçük, ince dudaklılarda açık renkler kullanıldı. O dudağın küçük olduğu tam da olarak belli olmaz. Dudağı kontürleyebilirdin. İki kaşının ortasına koyduğun aksesuarı kesinlikle anlamsız buldum. Şey Marti'ye benzemiş aynı. Onun haricinde emeğine sağlık. Bu kadar. Allıkla ilgili bu yanlış yorumunu... Çok şaşırmıyorum. Çok gençsin. Muhtemelen bilgi eksikliği var. Şimdi şöyle, dudakla ilgili yaptığın yorum doğru. Beni bir dinle. Beni bir dinle. 3 yıldır yapıyorum. Beni bir dinleyeceksin. Önce saygı esastır. Tabii burada saygı göstermezsen bambaşka bir melekle karşılaşabilirsin. Tabii, hiç tavsiye etmiyorum. Hı-hı. Ben kendimden nefret ediyorum. O kadar yani. Allıkla ilgili yaptığın yorum son derece yanlış. Teknik hata bakalım, var. Göreceğiz. Oval ya da yuvarlak yüzde çalışma tamamen farklıdır. Oval ya da yuvarlak fark etmez dediğin şeyde de kendinle çalışıyorsun. Tek söylediğin şey dudakla ilgili yaptığın doğru yorum. Onun dışında ortasına yapıştırdığım şeyi ben birkaç şeyde görmüştüm. Dansçıda görmüştüm. Elimde de olunca yapıştırmak istedim. Olsa da olmasa da çok fark etmez. Onun dışında lütfen bana karşı bir yorum yapacaksan dersine çalışıp gel. Teşekkürler. Öncelikle tüm yorumlarımın arkasındayım. Farklı bir melekle karşılaşacağımı söyledin. O meleği çok merak ediyorum. Yarından itibaren kesinlikle görmek istiyorum. Puanları yazın. Sen makyajı beğenmedin mi? Melekciğime 5 veriyorum. Tamam. Yıldızlı kardeşim. Tamam. 5. Melekciğime kalpli bir. Aynen. 5 veriyorum. Tamam. Herkes çünkü buraya bir verecek. Tamam şaşırtma. Adam Bey roman dansı gecesine gidiyor. Saçlar biraz daha volümlü olmalıydı diyor rakipler. İşin doğrusunu sizden öğrenelim. Nasıl buldunuz? Şimdi çok natürel bir saç oldu. Ben sevdim aslında. Ama yapılan yorumlarda haksız değiller. Böyle bir roman... tamam bir romanı yaratmıyoruz ama roman dansına giderken de saçlar biraz daha yoğun, hacimli olmalıydı. En azından belki bu maşayı yaptıktan sonra pudrayla biraz daha kabartabilirdin en azından. Konsepti yakaladın yani böyle bir roman var ama aksesuarın rengi külliyen yanlış. Hiçbir romanda ben böyle siyah şey matemde gibi sanki hani dansa değil cenazeye giden bir tüyleri şey gibi olmuş. Elindekinin o yüzden. Evet onu sevmedim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ayşegül nasıl olmuş? Ben aslında böyle çünkü bir dans gecesi olduğu için bu makyajı spesiyalleştirmesi hoşuma gitti. Yani kendiliğinden böyle bir far sürmesi, o pembe derinlik falan. Yani şuna da hani çok bayılmadım. Olabilir, olmayabilir ama böyle hani bu aksesuarı da takıyorsan dans gecesi olduğu için böyle ne bileyim eyelinerlar istedim. Belki şu üzerindeki mat renkte yani pembeden bir ruj seçebilirdin. Kötü değil ama çok da bayıldım diyemem yani. Eline sağlık. Teşekkür ederim.
Muammer Bey roman dansı gecesi için bu kostüme uygun iyi bir tarz yakalayabilmişler mi saçlı makyajla? Senin adın ne? Gökçen. Gökçe. Gökçen. Gökçe makyajsız benim gümüşüme çok benziyordu. Scottish kedim. Bende bir tane Scottish var böyle. Ay bir gördüm gümüş geldi dedim böyle. Çok tatlı bir yüzü var. Sen yalnız onu 30 yaşına getirdin o güzel yüzü bu makyajdan. Neyse ona geçeceğim de ilk önce şu bu işi size ben öğreteceğim. Güzel konuşma sanatını mı öğreteceksin? Çünkü geçen hafta birbirinizi yiyordunuz. Bu hafta da yorum sahibi sen misin gibi. O buradan yorum yapıyor. Sen oradan dalıyorsun. Sen oradan dalıyorsun. Bu güzel konuşma sanatı o tarafa karşı nedendir? Yok yani sadece bir... Hayır bırak şimdi tıraş yapma. Şey olarak şey yapmak evet, istedim. Evet evet atma. Bak karşında senin 39 yaşında koca bir adam var. Atamadı zaten. Şey yaptım atamadın şey oldu onu. Şey oldu falan. Zaten oradan bir de böyle kısık İran kedisi gibi bakıyor ödüm kopuyor. Ha, o güzel konuşma sanatını mı öğreteceksin bize? Estağfurullah. Orada yazmışsınız ya bu işi size ben öğreteceğim. Ben öğreteceğim. Güzel yeni konuşma sanatını mı? Arkadaşlardan bahsediyorum hocam. Ha bana doğru bakıyordu o yazı. Yanlış bakmış size. Ha. Neden o tarafa karşı bugün bu kadar şeysin? Onu pek çünkü anlayamadım ben. Çünkü arkadaşlar geri gelmez bizim üzerimize, Hasan'ın üzerine, benim üzerime hayır, oynadın. Bir hediye ne verdin. Ne oynaması ya? Kendi yorumum neyse onu yapıyorum. Sus ben konuşurum ayol. Ah hiç sevmediğim şey ben konuşurken dalıyorsunuz. Pembeler için de bir hediye gönderdin. Sonra arkadan böyle oh oh böyle bir savunmalar, bir tatlı şeker kelimeler. Ya sadece ortamın biraz yumuşaması neyse, için. Neyse onu bu iç konseptin dışında yap o güzel konuşmaları sen dışarıda. Bir daha da dalma öyle cart diye oraya onu savunmak için. Makyajı hiç beğenmedim. Saçı da hiç beğenmedim. Herhalde aldığın kutudan sonra sende bir beyninde böyle bir bulanma falan oldu. Renkleri karıştırdın sen hayatım değil mi? Evet der misin bana? Tabii siz ne derseniz o hayır, doğrudur hayır. Hocam. Evet hocam evet, der evet, misin? Evet. Evet. Çünkü o kutuyu ben de alsam bugün asla bu kelimeleri etmezdim. Kıskançlığımdan ne halt diyeceğimi bilmiyorum. Al. Teşekkür ederiz o hocam. O kutu bana da gelmesin. Bak ben seni ne yapıyorum? Hadi bakalım. Duydun değil mi? Bana da. Ayşegül Kartal yazacak. Aman sen bir sus. Değil mi ama bana lazım asıl. Sana bana lazım. İkimize de çok lazım. İşte kim getiriyorsa getirsin öyle bir kutu getirsin. Ayağına sağlık yarın görüşmek üzere. Teşekkürler. O zaman yeni takımımızın işlerini görelim mi? Taner ve Aslı'nın modeli Dilan Özkaya gelsin. Kapansın Dilan kendine baksın. Böyle güzelim bir kız ancak bu kadar çirkinleştirilebilir. Mutlu musun, mutsuz musun anlamadım yüzünden Dilan. Mutsuzum. Mutsuzsun. Evet, çünkü kırmızı rüzgü kendime hiç yakıştırmıyorum. Hani zaten kırmızı değil ki kırmızı hocam. Da değil. Aynı. O tonları sevmiyorum falan. O tonları. Daha niye hiç mi seviyorsun kal? Evet. Söyledim makyajımı ama.
Ama şöyle hani dudağını tutarsam olmayacağını düşündüm. Çünkü oryantal hani bir hareket istiyor. Gözünde var okey ama dudağında da olsa olur. Böyle oryantal dans için hazır hissetmiyor musun kendini bir gecede? Öyle bir havada hissetmiyor musun yani, ya? Böyle çıkmazdım yani. Böyle çıkmazdım. Evet. Ne diyorsun Sevcan? Yani benim yaptığım vak maşasında hacim aradın. Seninkisi hacim diye bağırıyor. Hata veriyor. Ama senin konseptle benim konsept çok, farklı. Çok amatörce olmuş. Bu saça maşaya başlamışsın. Arkalarda bitirmişsin. Zirvede bırakayım mı dedin? Kendine bu kadar güvenmen. Ama bizim konsept dansöz. Dansöz de ben dansöz. Hiç... O saça ben fön de çekmezsem. Tiftik sadece kurutsam da dansöz yani. Sonuçta dümdüz saçtan... jilet gibi düz bir fön çekseydin kabulümdü ama bu çok amatörce bir şey olmuş. Ama ya. Sonuçta dansöz deyince ne oluyor, aklına ne geliyor? Savunuyor saçları zaten bak, yani. Şimdi şu mantığı anlarım. Dansözün, oryantelin kıyafeti hareketlidir. Düz bir saç kullanır ama jilet gibi düz bir saç. Onu anlarım da bu çok özensiz bir çalışma olmuş. Ben bu Sen saçı, beğendin mi? Ben bu saçı dümdüz yapmış olsaydım... Hı. ...bir sefer de diyeceksin ki kolaya kaçmış, dümdüz fönlemiş bırakmış diyecektin. Konsepte uy. Buyurun. Asla bir oryantel saçı görmüyorum. Hatta saçı bırakın özenli bir çalışma bile görmüyorum. Ne diyeceksin? İlk günün azizliğine veriyorum bunu, heyecanına. Ne diyorsun Hasan? Öncelikle bu oryantal konseptiyle alakasız bir saç, yeni uykudan uyanmış modeli. Makyajlı mı uyanıyor? Böyle mi uyanıyor? Veli Bey nasıl olmuş? Arkadaşı yaparken seyrettim. Maşası soğuktu, çalışmıyordu, elektriği kesilmiş, haberi yok. Boş boş masayı salladı, netice bu işte. Olmamış diyorsun. Ne olmamış, bir saç bilmiyorum. Herkesin dediğine katılıyorum. Dümdüz jilet gibi fön çekseydi herhalde aslan saça, gibi fön çekti derdi. Veli Bey. Ne diyeyim şimdi ben bu saça? Veli Bey, eğer ben bu saça dümdüz fön çekmiş olsaydım. Vallahi aslan gibi basit, eline sağlık fön çekmiş bırakmış derdim. Bırakmış vallahi de derdim, billahi de derdim. Raşit sen benden niye kaçıyorsun? Bana mı diyorsun? Neslihan makyaj yorumunu alalım. Makyaj. Nasıl buldun? Bazı iyi oturtturamamışsın. Allı kullanımında hani... yanaklarda olsaydı daha iyi olurdu. Hani şuralarda şakaklarda kalmış. Evet. Yani ilk gün günah olmaz. Yani. Eline sağlık. Eline sağlık. O kirpikler mi? Değil mi? Kaç kadar kirpik takmış. Raşit'in de saçı bir oyrantire yakışmamış. Senden daha güzelini bekliyorum. Yandı. Bu size mi düşmüş? Bana düştü ki söyledim. Bu size mi düşmüş? Evet, bana düştü ki söyledim. Veli Bey. Partnerim ne diyorsa arkasındayım. Ama o seni düşündüğü için. Ben Raşit... sevgi terapistiyim. Raşit'cim, seni düşündüğü için, senin daha iyi yerlere gelmen için seni savunuyor da sen... Aynen, Raşit değil, Taner. Raşit. Taner Güler. Taner Güler. Taner Güler. Taner Güler. Bizim Lütfen. Aylardır aradığımız Raşit. Raşit burada. Sensin işte, bitti. Hayır, Türkiye senin Raşit. Şimdi bu saçı yapan Raşit mi, Taner mi? Raşit. Taner. Raşit. Ben seni Raşit yapacağım. Tevfik, hadi senin yorumunu alalım. Şimdi Aslı Hanım'a sanki birisi demiş ki, Aslı git oraya... bütün bildiklerini göster demiş ama gösterememişsin. Çünkü neden? Hem kirpik var, hem eyeliner var, hem göz altına kalemi abartmışsın, hem ruju sürmüşsün, hem fondöteni basmışsın. Yani ben baktığım zaman, şuradan baktığım zaman sadece kocaman bir göz görüyorum. Yani o kadar büyük gözlere sahip birisi değil zaten. Tamam, kirpikler, amacım da buydu tane, zaten. Bir saniye ben mi anlatayım? Tamam, evet dinliyorum. Biraz böyle yeni gelmiş egon var şu an birazcık. O egonu yenip masaları şöyle dolaşsaydın biz sana buradan bir kirpik verirdik. O kirpikler bir kere çok uzun olmuş. Ya da kesmeyi bilmiyorsan bize deseydin biz keserdik sana, yapardık bir şeyler. Açıkçası ben çok yoğun görüyorum makyajı. Hani güzelim kızı ne hale çevirmişsin. Bildiğin her şeyi yapmaya çalışmışsın ama maalesef ki olmamış. Yani gözüne o kalemi çektim, eyeliner'ı çektim, altına sürdüm. Okey, okey. Normal sıradan bir rimel mi sürecektim? Sıradan rimel derken? Bu kadın, zaten rimel var, zaten kirpiği uzun sürmüşsün. Kendi kirpiği görünmüyor bile. Bu dansçımız oryantal oynadığı için istediği evet. kadar abartıyı kaldırabilir. Yok, ki kendisi oldukça güzel.
gayet de kaldırdığını gözleri düşünüyorum. Gözleri büyük, daha da büyütmüşsün. Olmamış zaten aynaya baktığında da gördüm. Hayır, asla büyütmedim. İçine ve dışına sen siyah sürersen eğer o göz büyümez, küçülür. Öyle mi? Bak burada evet. Ne yazıyor? Bak bu bir yıldır ben makyaj artistiyim ve öyle senden mi daha iyi oldum şu an bak kanıtlamış bulundum. Senin ya, senin yaşın kadar ya benim makyaj yapmışlığım var. Öğrenememişsin ama. Bu, öğrendiğimi bak, bu, birazdan bu göreceğiz. Bu tecrübe değildir. İlk bu günün egosuna ve heyecanına sen veriyorum. Sen tecrüben var, benimse yeteneğim. İlk gününün heyecanına veriyorum. Bilgin olsun. Melek, senin yorumları nedir? Şöyle söyleyeceğim. Yeteneğim var ama neyi nerede ne kadar kullanman gerektiğini öğrenmen lazım. Bu da gerçekten tecrübe gerektirir. Yani sadece bilmek yetmez. Daha çok karıştırıp bakman lazım. Bir. İkincisi, eski Türk filmlerinde hani şey olurdu. Padişahların karşısına çıkan köleler olurdu, zorla giydirilir, dans ettirilirdi. Resmen evet öyle bir karakter var şu anda burada. Bir, ikincisi yani ben hiçbir dişiliğini göremiyorum. Dişiliğini o kadar öldürmüşsün ki ağzını kocaman yapmışsın, gözlerini kocaman ve ya baktıkça benim onun dansını izleyesim gelmiyor, korkuyorum. Çok şimdi, korkutucu şimdi bir hale getirmişsin. Sen şimdi bu yorumlarınla benim modelimi demoralize ettin. Ya neredeyse gözleri doldu ağlayacak kız. Bence ben bunu yapmana gerek yoktu. Yaptığım makyajımın arkasındayım. Arkasında olduğum gibi dudakları çok güzel bu kızın. Tam da olması gerektiği kadar büyük. O rengi asla kullanamazsın. Biraz önce dedin ki bir saniye Tevfik. Biraz ya önce tamam, kırmızı diye elime aldım. Turuncu oldu. Ya iyi ki kırmızı yapmamışsın. Yani kırmızı da olmaz, bu renk de olmaz yani. Kendi kendini açıklarken şey yapıyorsun şu anda. Sen şu an konuşmak için konuşuyorsun. Konuşmak için değil. Benim evet, her söylediğim senin için hiçbir bir bilgi teknik, niteliğinde teknik sadece yok, öğrenmeye sadece çalış. Büyütmüşsün. Öğrenmeye nasıl çalış. Nasıl küçültebilirdim söyler misin? Bu renk kullanmayarak bir kere onu başka nasıl daha arka planda bırakabilirdin. Söyleme Melek, bütün tüyoları verdin. Söyleme bak, istiyorsan da öğrenmek için. Göreceksin. Eğitim verecek Melek yakında. İstersen sana eğitim tamam, verebilirim. Tamam, ben de eğitim vereceğim. İstediğin zaman gel, ben de sana eğitim vereyim, tamam ben mı? Herkesten eğitim almaya açığım arkadaşlar. Tamam, okey. Muhakkak öğreneceğim bir şeyler vardır her herkesten. Bu hayatta öğreneceğim. Yapılan yanlışları vardır görerek de neyin doğru neyin yanlış olduğunu da ayırt edebilirim. Puanları yazın. Ben saçı hiç beğenmedim. Bir verelim. Adaletli davranıyorum. Hiçbir şey hiçbir yok. Hiçbir şey olmamış abi. Güzelim kızı ne yapmışlar? Keşke ağlayacak sıfır. Zor duruyor. Keşke sıfır verme hakkımız olsaydı. Daha güzel işler bekliyoruz. Muammer Bey, nasıl buldunuz? Modelimiz oryantal dans gecesi için hazır mı sizce? Kıza bakar mısın? Biblo gibi kız. Resmen zenli oryantale döndürmüşsünüz. Ay inanamadım ya makyajınızı falan görünce. Saç hani maşa falan da beni ilgilendirmiyor gerçi ama şimdi o şeye gittiği için tabii biraz alımlı dalgaları olmuş olsaydı daha hoş olacaktı. Fakat Dilan'ın adına çok üzüldüm. Bayrağınızı ucuna asın şuraya. Teşekkürler. Bir şey değil. Acı acı gülme. Benim birim iyidir. Arkası iyi gelir. Ayşegül, yeni takımın Aslı'nın ilk makyajı. Nasıl buldun elini, yeteneğini ve konsepte yani, uygunluğunu bu makyajı? Tabii kirpiklerden yeteneğini göremiyorum. Ama kirpikleri bile bir noktada kaldırabilirdim orucu sürmeseydin. Yani orucu sürene kadar yani o yapmaya çalıştığın o hani Mısır havası şu eyelinerlar falan... Benim de aklıma ilk gelen ve olması gereken çünkü dansçı olduğu için ve bir şov. O büyüklük bile hoşuma gitti. Kirpiği bile kaldırabilirdim yani ama orucu sürdüm bitti. Kızın makyajsız hali gerçekten Nicole Kidman gibi. Çok güzel bir kızsın yani. Asla şu makyaj seni bu bile çirkinleştiremedi. Ve ruju da biraz kontürleyip böyle küçültür gibi senin dudağındaki renklerde bir şey seçmeliydin. Şu anda çünkü kimse böyle makyaj yapmıyor oryantal dansçılarda. Sanki bu ne bileyim hani... Komedisi gibi olmuş oryantalin. Şeyi de sorsana, burnu estetik mi? Bu arada burnunda estetik var mı? Yok. Var. Yok mu? Yok mu? Tamam, şöyle ay, burnunda bir problem var. Bak tek evet, deli, burun sanki deliği.
Hep başın aşağıda olsun. Senin daha güzel görünüyorsun öyle. Şu delik daha yukarıda. Sen bir de oraya highlighter sürmüşsün. Asla bu burnu kaldırmamalısın. Yeteri kadar kalkık zaten. Orayı böyle şey yapmak gerekiyor. İki tane düz çizgi şeklinde tamam, yapmalısın kontürünü. Tamam. Bundan sonra yapacağım. Yani ucuna highlighter sürme çok gözümüze batıyor. Burun deliğindeki şeyi de gösteriyor bize. Asimetriyi de çok gözümüze batırıyor. Eline sağlık. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hakikaten yok mu burnunda? Yok. Hadi kız dalga gerçekten geçme. Kız yok. Ünlü olduğun zaman yok dersin. Şimdi söyle gerçeği. Hayır, dön bakayım yok. Yan şöyle. Ay yemin ediyorum var. Kız sus. Abi ben seni içeride kontrol edeceğim yine inanmıyorum. Tamam bakın. Nasıl buldunuz saçı? Yani tabii böyle bir başlangıç beklemiyorduk sizden. Adana'da çünkü Adana'da kuaförlerin nasıl saçlar taradığını ben çok iyi biliyorum. Yanlış bir seçim oldu Maşa. Düz fön olabilirdi veya tost yapabilirdin, o hacim şöyle bir çıkabilirdi. Çünkü oryantal dansları hakikaten o saçlarının savurmaları, o hacim, o sağlıklı görüntüyü sunarlar. Koreografilerinde de o vardır. Tabii böyle bir saç onların koreografisini maalesef sanki ayağa takılmış gibi yapıyor. O yüzden beğenmedim. Ama ilk günün günahı olmaz. İnşallah daha iyi şeyler bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık, yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Bir problem yok yani. Değil mi? İfadesi falan ne bileyim. Veli ve Neslihan'ın modeli Emine Sağır gelsin. Kapansın, Emine kendine baksın. Ne diyorsun flamenco'ya hazır mısın? Oley diyor musun? Saçlarımı çok beğendim. Evet. Ama göz altlarımdaki bu çizgileri yoğunluğu pek beğenemedim. Çizgilerin yoğunluğunu yani kapatamamışsın. Evet. Ya bu siyahlığı beğenmedim yani şu anda. Hiç hoşuma gitmedi o. Ha, göz altındaki çerçeveyi evet, sevmedin. Evet. Onun dışında rujunu, ten makyajını yani bir flamenco dansçısı gibi. Biraz daha pürüzsüz olabilirdi cildim. Tam porselen olmamış gibi daha porselen olabilirdi. Porselen Ama saçını çok beğendim. Evet, saçımı çok beğendim. Peki. Hasan nasıl buldun saçı? Konsepte uygun mu? Örgüyü ben hiç beğenmedim. Çok saçma duruyor. Hiçbir amacı yok. Kahkül, perçem kısmı evet modelimize çok yakışmış. Ama yüzünü kapattı gibi duruyorum. O birazcık daha hacimli, havalı dursa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir de topuzun yerinin seçimi bana göre çok yanlış. Bir güler misiniz rica etsem? Yani hanımefendinin enerjisi... Bence diğer tarafta olsa topuz diğer tarafta çok daha tatlı durdu. Yani hem topuz hem perçem aynı noktada, bir taraf çok boş durmuş. Bir de o aksesuar topuzundan daha büyük, daha hacimli bir aksesuar. Ben yakıştırmadım. Topuzdan büyük mü aksesuar? Yani baktığın zaman evet. Bir kere döner misiniz? Neresi büyük topuzdan? Çok büyük. Yani bir model görüyor musunuz şimdi Veli Bey? Sen sadece şu beyaz gözükeni söyle de eyvallah. Yani ben şu an yani... hiçbir model görmüyorum. Sadece bir kırmızı gül görüyorum. Tamam öyle olacak zaten. Örgüleri açabilirdiniz. Ya da örgüyü diğer tarafa yapıp perçemi diğer tarafa ters birazcık bir ters ilişki yapabilirdiniz. Saç ve topuz olarak. O benim zevkim. O yüzden... Örgüyü koymak istedim. Koydum. Bu da benim mucizim. Ben hiç beğenmedim. Ben çok temiz bir saç taramıştım. Beğenmedim Emmi. Sana yakıştıramadım Emmi. Senin gibi bir sanatkara. Sağ ol. Yaşım kadar bu işi yapmışsın. Hiç. Tamam eyvallah. Erzurum'da flamenkçe yoktu. Sen mi yapmadın ama? Flamenk dansları.
Haklısın Emmi, doğru söylüyorsun. Valla ben çok şey beklemişim. Yorumlar için teşekkür ederim. Gerçekten beklemişim. Sevcan, sen nasıl buldun? Belan Bey, gerçekten tebrik ediyorum. Tam da sana yakışan bir saç yapmışsın. Bu saçın hali ne böyle? Ne var? Ay neler Melekim, yok ki. Ne var? Neler yok ne ki. Var, bak, ne? Bak ben sana göster neler bakayım. Göstereceğim ne var, şimdi bak. Ne? Hayatım dön. Göster bakayım. Bak şimdi bugünü neden takmış biliyor musun Hasan? Tokaları gizlemek için. Tokalar gizlensin. Şuradaki bohça gözükmesin. Ne bohçası ya? Al çıkarayım bunu. Düzeltme Emmi, düzeltme. Çıkarın Emmi. Da bunu gör bak bakayım ne var. Bak. Emmi düzeltme. Dalga mı geçiyorsun? Emmi ben bohçası. De geliyorum. Ne bohçası? Evet. O bohça sana ait. Bana ait değil canım benim. Bak buradaki bohçayı göstereceğim ben şimdi göster sana. Göster şimdi bohçayı da ben göreyim bakayım. Ne bohçasıymış. Oradaki tokayı çıkartma Veli amca. Bunu, tamam bunu ben bir yorumumu yapayım. Bunu tutturmak için. Tamam. Bak bunu tutturuyor. Emmi bence daha beter bozuyorsun hiç. Bozmam hiç bozmam. Ben bence. Çıkarım da bir öyle yorum yapsın. Tamam hadi yorum yapalım. Ben son dakikada saktım ben bunu. Hani göster bakayım nerede bohça var. Bak işte burası ha? Tam. Elini sürme elini sekleme saçını. Bir dakika. Böyle elini sürmeyeceksin. Şununla tamam göster, nazikçe uzaktan. Davran ama bir bayanla nasıl ama. Konuştuğunu bilmesin ama abi sen. Ama sen burada sanat var sanat. Benim elimi Emmi sinirlenme bak. Anladın mı? Sevcan benim Emmi sinirlenince tansiyonu yükseliyor. Sen peki benim modelimi böyle yapıştırıyorsun elini. Ben bir şey yapmadım. Ne yaptın? İki saattir orada bozdum gülü çıkartacak. Kamera kayıtlarına girelim. Çakçı şöyle eğdirdim. Hayır hayır. Eğdirme değil mi? Ben burada şöyle eğdirmem. Dokundu sadece. Sen mi öyle bir şey yapmadı şimdi? Sen değil mi bizi? Yok takmıyorum. Bir kere tak. Elimi bu şu şekilde geç yapamazsın. Yani biraz daha kibar olabilirsin Emmi ama saça müdahale değil. Etmedi yani. O şekilde geçeyim bir şey kadının eline lütfen. Yani öyle bozmadı saçı Emmi. Olmaz. Ben özellikle yakından gördüm ne yaptığını. Emmi sen emekliye ayrıl git minik bir sahil kasabasında balık tut. Ne bileyim emekliye ayrıl ya. Gördüğüm söylüyorum şurada bir Keloğlan'ın yemek bohçası gibi bir bohça var. Hiç beğenmedim. Ayrıca senin benim yanıma geldiğinde dönebilirsin hayatım. Erkenden bitirdim dedin. Böyle havalı havalı geldin koluna taktın evet. Modelini. O örgüleri dedim ki boz. Bak, bak. Bak hiç sen, uymamış bak. Dedim. Keşke dinleseydin sözümü. Ben öyle örgüler uydurdum. Falan ben hiç gördüm. Beğenmedim yani. Bütün hiç de konsept bozdum değil. Türkiye seyrediyor. Sen beğenmedin diye ben şey kırılmıyorum ben. Sen istediğin yorumu yaparsın. Sana her şey serbest. Sıkıntı yok yani. Rahat rahat konuş. Senin yorumunu alalım. Saçın yandan ayrılması hoşuma gitmedi. Yandaki Hasan arkadaşıma katılıyorum. Örgüler hiç olmamış. Eğer bu saç ortadan ayrılmış olsaydı, enseden bir topuz olmuş olsaydı, düz bir topuz daha mantıklı olurdu. Bence çiçeği oradan çıkartarak büyük bir yanlış yaptın. En azından saça renk veriyordu. Hatayı örtüyordu. Nerede renk veriyordu? Bir nerede en azından hataları örtmek için taktı onu. Renk versin diye değil. Saçtan çok çiçek dikkat çekiyordu. Ha, ben de onu dedim. Benim söylediklerimi tekrar etme. Yeni yorumlar. Ben yorumu bitirdim mi? Pardon. Devam et ben kardeş. Yorumu bitirdim devam mi? Devam et Adanalı kardeş. Her şeye çok atlıyorsun. Örgü o arkaya doğru getirmen yanlış. Havaya mı kaldırsaydı örgüyü? Anlamadım ki bu da yorum ne diyor ya? Yorum yapıyor ya. Düşünüyor bir saat. Ben beğenmedim. Tamam eline sağlık. Ne bitsin? Eline sağlık. Aslıcığım makyajı nasıl buldun? Taner'den ziyade modelin daha çok bence Raşit'e benzemiş. Dudakları hariç. Farı sanki sürmemişsin. Böyle bulanmış gibi, makyajı kirlenmiş gibi gözüküyor. Ama dudaklarını beğendim. Çok sade duruyor. Bu kadar. Melek? Aslı'cığım Nesli zaten 3 hafta falan oldu herhalde. Hala daha makyaj yaptığını görmedik. Nitekim şu anki modelden de... Onu görüyoruz. Ya hiçbir şeyi, ya bir şey yaparken bari bir şey tam yap. Atıyorum dudağa bir oturt ya da göze oturt. Hakikaten o göz nedir ya göze sürdüğün o far? Gibi. Kirlenmiş gibi, evet. Cildi çok kirli duruyor. Evet. Yanağına sürdüğün allıklar bir acayip. Eyeliner bir acayip. Kaşlarını tarama şeklin çok hiç sevmedim. Aşağıyı böyle yapmasın üstlerine şey çizmişsin sanki öyle yuvarlak yuvarlak hatlar çizmişsin. Ya yapamıyorsun Nesli. O senin ilginç bakış açın. Gayet de iyi yaptım. Bu iyi yapmış halin mi? Sen şu işe ben çok iyi iş çıkardım diyor musun gerçekten? Ya, yürekten söyle bunu. Sürem istediğim hayal ettiğim şeye yetmedi. Çünkü... Neydi hayal ettiğin? Hı?
Hayal ettiğin neydi? Daha kuvvetli gözler yapacaktım. Eyeliner'ı değil de kirpik takmayı düşünüyordum. Üzerine yaptığım kriz bölgesine de daha kuvvetli yapmayı düşünüyordum ama sürem yeterli gelmedi. Tevfik? Yıllardır bu işte ilgileniyorum diyorsun. Yıllardır sinema sektöründeyim diyorsun. Ben olsam buradan daha net görünüyor ekrandan. Alt dudağıyla üst dudağının orantısı zaten problemli. Ben olsam üst dudağı, kalemi birazcık daha büyütürdüm üst dudağı. Ve şunu çok yapıyorsun. Gri rengi çok kullanıyorsun. Gri kullanmıyorum diyorsun. Ama hep gri renk kullanıyorsun. Griyi kullanmıyorum, hiç kullanmadım. Gri rengi çok kullanıyorsun. En az 3 tane 4 tane makyajında denk geldim. Ama gri değil diyorsun. Ya bir gözlükleri çıkar, ya bir renge bir bak, ya modele bak, ya da böyle bir renk kullanma. Yani ben anlam veremedim niyeti bu makyajı. Raşit de buldum. Peki puanları yazın. Kesinlikle bir hayır. Hayır, bir değil, bir değil. Bir. Beğenmedim, bir. Hayır, beşi bunlardan yana kullanalım. Kötü çünkü. Ters köşe yapacağız arkadaşlar. Bu hafta gönderelim. Aynen, Raşit'i de bulduğuna göre burada işin yok. Burada işin yok. Tabii canım. Ben bu kadını seviyorum ya. Neden biliyor musun? Bir dedim yani. Hani şey... Şimdi konuşmuş. Çiçeği. Ne oldu? Muammer Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl puanlayacaksınız? İlk önce flamenco'nun ne olduğunu söyleyelim. İsyanın ve meydan okumanın bir sanatıdır. O sanatın da dansıdır. Şimdi saç, yan, topuz falan filan diyorlar. Şimdi o isyanı ortaya çıkartabilmek için maskülen görüntüye ihtiyacı var kadının. O da ne oluyor? Saçı buradan yok ediyorsunuz. Yok olması ensede topuzda birleşmesi oluyor. Hani buraya bir figür, buraya bilmem ne yok. Kadının ince detayını ise, hani kadın oluşunu, o estetiğini, yani yüz maskülenliğini ve sertliğini veriyor, isyanını. Şimdi ben burada ne saçta ne makyajda flamenco'nun hiçbir şeyini göremiyorum. Hiç kusura bakmayın, bu elti görümcelere dönmüş. Ah Emine, ah, bu karşında 5 çocuk anası gibi duruyor. Orada bire sen Raşit deyip dur. Yaptın tek o. Göreceğim ben senin sonunda Raşit. Teşekkürler. Bir şey değil. Teşekkürler efendim. Ayşegül'cüğüm, makyaj çok eleştiri aldı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sıkıcı olarak değerlendiriyorum. Yani dünyanın en sıkıcı makyajı şu an karşımda. Hani o kadar sıkıcı ki kıza bakmak istemiyorum. Yani kızı sanki böyle evde çay içerken kaldırmış. Hadi kalk kız, dans gecesine gidiyoruz bugün. Sana da annenin 1950'lerdeki kıyafetini giydiririz. Bir de kırmızı ruj oldu, ben toplarım senin saçını gibi olmuş. Yani ne o eyeliner, ne o dudak, ne o sert hat, İspanyolların o kemikli yüzünü görmek isterdim senden. Hiçbir şey görmüyorum yani. Gerçekten çok sıkıcı. Eline sağlık bile diyemedim yani. Teşekkürler. Adam Bey, saçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir flamenco dansçısının saçı mı sizce bu? Muammer Bey çok güzel netleştirdi aslında konsepti. Flamenco dansında kadın figüründe net ve sert hareketler olur. Ve parlak görüntü olur. Saç yapışır. Özellikle böyle önden gergindir. Tamamen geriye dolabilir. Ortadan da ayrılabilir. Ve arkada tam ense köküne oturan ama ense boyunun hareketini asla bozmayacak, engellemeyecek bir noktada olur ki... çünkü o figürleri yaparken şöyle başını geriye attığında rahatsız etmesin. Ayrıca asla ve asla böyle bir örgü kullanmazlar. Asla böyle tertemiz, sımsıkı. Hatta o gözleri de çeker. Ve yaptığı şeyde böyle küçük cinalar yapar. Mesela şuradan çıkartır böyle... O saç çıkışıyla birlikte ince saçlar düşer. Onlar jöleyle bir yan finle yapıştırılır falan. Hani dişilik orada çıkar. Maalesef bu konuyu yakalayamadım Melih Bey.
Teşekkürler. Yine de insaflı davranıp iki verdi herhalde. Yani. Bir. Ayağına sağlık Emine'ciğim. Yarın teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Ve tango. Hasan ve Tevfik'in modeli Beste Tezcan gelsin. Ayna kapansın, beste kendine baksın. Nasıl hissediyorsun kendini beste? Güzel olmuş makyajım, çok beğendim. Arkası da güzel. Önü sadece sanki biraz kabarık gibi. Onun haricinde ben çok beğendim. Hem saçına hem makyajına evet. Bayıldın. Evet. Beğendin. Evet. Önü kabarık. Evet, önü biraz daha böyle farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ama çok güzel. Nasıl buldun Sevcan? Konsepte uygun mu bu saç sence? Yani Hasan arkadaşımız bir eğitim almış, boyut eğitimi almış, tost basmayı öğrenmiş. Ama böyle bir saç yapacaksan neden tost yapma ihtiyacı duydun? Modelimin saçı çok seyrek. Bu saçta denebilir misin hayatım? Bak, modelimin saçı çok seyrek. Gene çıkmayın, çıkmayın saça diyorum. Saça dokunma lütfen. Dokunmuyorum, bak denebilirsin uzaktan, hayatım. Uzaktan. Arkanı dönebilir misin? Bak evet. Tost yaptın, ne oldu gördün mü? Şimdi... Bak bunlar çıkıştı. Olmadı. Fikrin güzel ama tost yapman çok hatalı bence. Sercan'cığım bunun olmadığını ben burada bütün Türkiye'nin önünde kabul ediyorum, o arkadakiler. Bir iki saat yani ne kadar zaman geçti. Yok, model saat falan artık mi? Makyajda mı yaslanırken ne oldu bilmiyorum ama o bir iki tane tülerimi ilk yaptığım zaman arkadaşlar izlerse öyle bir şey yoktu yani. Sünger kullanabilirdin arkasına. Sünger de kullandım Sercan. Tamam kullandın, tosta niye bir daha ihtiyaç duydun o zaman? Ben öyle uygun gördüm ve o şekilde yaptım. Ama çok bak, da güzel oldu, nasıl pek de güzel oldu. Aklım hala yapamadıklarımda. Bir daha hata yapma diye sana teknik bilgi veriyorum bak. Teknik meknik yok burada. Senin o gösterdiğin o tülermeyle teknik bilgi olmuyor canım. Veli amcanın yapmış olduğu ön figürü birazcık daha kabarık haliyle sende olmalıydı tango saçında. İkisi aynı mı yani şu anda? Hayır aynı değil, bak dinlemiyorsun. Kıyasladığın saça bak yani lütfen lütfen Sercan. Veli amcanın dolu yarımlarla, yapışık olması lazım. Altı dolu yorumlarla gel bana Sercan. Dinler seni çok ciddiye almıyorum. Dinlemiyorum. Beni artık seni dinlemiyorum. Yok, seni dinlemiyorum. Seni dinlemiyorum. Beni. Sende teknik yok, bak, beceri yok, hiçbir şey yok. Tekniğini gördük. Bir kere öğrenmişsin, Adnan bir hocam daha iyi bilir yorumlar. Minyon bir yüzü var. Çok minyon ve küçük. Benim onu daha hacimlendirmem ve dans gecesine uygun bir şekilde bir proporsiyona uygun bir saç olarak değerlendirdim. İyi ki de yapmışsın. Ay Hasan efendim? Dinlemiyorsun ya. Sevcan, dinlemiyorsun. Ben geldim çünkü. Siniri ondan, siniri ondan. Bence tamamıyla çekemiyorsun, kıskanıyorsun. Hakikaten kıskanıyorsun. Hasan Bey, bir dakika, biraz kabul edin. Sen bir dakika. Biraz kabul edin. Sana gelince konuşursun. Kabul edin, keşke. Raşit. O yorum dinlemiyor. Raşit, çenen kadar ellerinde canım. Çalışmış olsaydı. Raşit, ben göz... Çenen kadar Gözde ellerinde Hanım. Çalışmış olsaydı. Al canım, al. Al sana. İşte Sevcan. Tamam Sevcan. Senin yaptığın sadece bu yani. Çok minnoş. Çok minnoş. Gerçekten boş konuşma. Resmen Bilal'in yerine gelmişsin. Aynısısın. Bıdı 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 bıdı. Sana doğru gelsin mi canım? Bilal mi gönderdi onu doğru? Yok yok, ben kendi tür irademle aldım. Biraz yakın koy da gitsin, yakın koy biraz. Al canım. Sevcan bu işte. Bu çok tatlı civciv, benim olsun. Ben böyle durum. Bak öyle başının etini yiyeceğim işte senin. Yalnız yani Hasan şikayet ki. Ettiğin kadar sen de varsın. Efendim? Sevcan'dan şikayet ediyorsun ama sen de öylesin biraz. Ben de mi öyleyim? Ya canlısın, bana ben sanatla gelin, susmuyorsun sanatla. Sen de. Bana sanatla gelin. Tamam, bana tasarımla gelin.
Bana modernlikle gelin. Bak, bana konuşmak dedi için, sana, bıdı bıdı Hasan, yapmak için gelmeyin. Sana diyor ki kabartmana anlarım, doğru bir hareket ama örgüyle saçma olmuş orası diyor. Bunda ben o şekilde uygun gördüm. Tamam, onu düz uygun bir şekilde kabartmaktansa uygun gördüm. O şekilde, o da bunu beğenmediğini yani senin söylüyor. Teker teker konuşun arkadaşlar, anlamıyorum. Sen o kendini ya savunamıyor mu Melek, sen niye oradan Aa, atlıyorsun? Sevcan burada. Sevcan kendini arkadaşım savunsun. Konuşuyor, ben de bazen fazla konuşuyor. Biz birbirimizi savunsun uyarıyor. Ama sen de onun erkeğisin yani. O kendini savunsun. Hiç yani, hiç. Melek Hanım. Hiç kıza laf söyleme, sen de aynısın. Şu Sevcan'a konuş, yoruma Sevcan orada. Sevcan'cığım. Sevcan, biraz Sevcan, dur, sakin ol. Canım, Sevcan. Kendine gel. Herkes anladığı dilden konuşurmuş. Demek ki sen de bu tarz oyuncak ve imitasyon şeylerin dilinden anlıyorsun. Sana insan gibi konuşmak yaramıyor demek ki. Sen burada imitasyon bir sanatçı ruhuyla konuşuyorsun. Sensin imitasyon. Tamam, Veli Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz saça? Hiç beğenmedim. Yani Hasan'dan beklediğim bir performans yok bugün. Ben korkunç şeyler bekliyorum. Çok sanatkar bir arkadaşımız. El hareketlerinden anlıyorum. Ama sanatını bugün de konuşturamadı. Taner, yorumunu alalım. Ben bunu aslında yorum bile yapmak istemiyorum. Yorum yapmayacaksan geç yerine. Ne diye yorum geldin o zaman? Yorum yapmak bile istemiyorum. Veli Bey'in tokalarına laf söyledin. Gizlemişsin diye. Senin bütün tokaların burada görünüyor. Bütün tokaların buradan görünüyor. Ve topuzun üstünden çıkan tiftikleri görüyorsun. Çıksın. Görüyorsun. Çıksın. Tiftikleri görüyorsun. Öyle. Kafasını yaslamış arkada. Sen çıkmış olabilir. Gayet normal. Şimdi ön modelimi göstermiş opera oluyorsun, arka modelimi. Ön modelimi, hayırdır? Ön modelimi göstermiş oluyorsun, arka modelimi. İkisini de gösteriyorum. İkisini gösteriyorum. Yapmış olduğun örgü çok yanlış bence. Daha iyisini yap. Yaparım, bana da öğret. Yaparım. Seni takdir edeyim. Aynısını da yaparım ben sana. Daha iyisini yap. Aynısını yaparım, yapamazsın. Aynısını yaparım. Daha iyisini yaparım ben sana. Aynısını zaten yapamazsın. Yani güzelim, güzelim kızı resmen çirkinleştirmişsin. Sen aynısını yapamazsın. Yapma, Adanalı yap. Daha iyisini yaparım. Adanalı yık, Allah'ın adamı yık diyorsun. Biraz şey yap ya. Vallahi dalga geçerler seninle ya. Aslı, makyajı nasıl buldun? Bir, yine bakabilir miyim? Az daha yaklaş. Kirpiklerini çok beğendim. Makyajı genel anlamda güzel. Köşelerine kontür mü yaptın yoksa gölgeden mi öyle gördün? Tamam, yanaklarını da çok beğendim. Bütünüyle baktığımda güzel görünüyor. Uzaktan bakınca güzel görünüyor. Yakına ben gidelim. Beğendim. Neyse, sen beğendin mi? Konseptimiz dans gecesi ya. Yani dört masa olaraktan bence konsepte hiç uygun makyajlar, saçlar yapmadık. Seninki benziyor muydu peki? Bu da değil. Tangoya hiç kendi benzemiyor. Adına konuşur musun, böyle Hanım? Bir şey yok. Allık doğru değil, ruj doğru değil, eyeliner net değil, gözleri küçük. Şu makyaja ruj doğru değil deyip eyeliner doğru değil deyip haksızlık yapıyorsun. Rica ediyorum, ben sizleri saygıyla dinliyorum. Susar mısın? Yorum yapmak için susar yapıyorum. Mısın? Onun da dediğini yapmak için. Susar mısın? Geç şuraya, sen nasıl dedi? Yorum yapmak için yapıyorsun. Ben susayım, ondan sonra konuş, ben size öyle yapıyorum. Ben görmek istediğim muameleyi anlatıyorum size. Dudak yamuk. Bu taraf güzel orantılı. Dudak yamuk mu, baktın mı? Yamuk tabii ki. Hayır, hiç yamuk değil. Yamuk allık güzel ya, değil. Ya bütün makyajı bitirdin, dudak mı kaldı? Sen ya o makyaj güzel göze değil taktım, ki saç da güzel göze değil. Göze taktım kirpiği. Göze değil taktım. Kaç yıldır değil bu işe ilgileniyorsun? 20 yıldır değil mi? Ya bir 20 şey söyleyeceğim. Siz o göze taktım, kırmızı kirpiği hayatım boyunca yakından gördün mü? Böyle bir şeye o göze taktığım kirpiği Tevfik, yerine gel. Hayatım boyunca gördün mü yakından? Sinema kariyerime herhangi bir laf söyleyemezsin. Ben sinemada bana 25 dakika verilmiyor. Ben yarışmada da değilim. Orada bu, o zaman buraya gelirken düşünecektin. Düşünecektin o zaman. Benim kariyerime laf söyleme senin hakkını senin kariyerin yaptığın makyajda. Size. Benim kariyerim vermiyorum de buradaki güzel. Hop diye konuşamazsın. Vermiyorum. Hayır, görmüş olduğun keser gibi gayet misin güzel. Boyuttan düştü Nesli, sinirlendi. Çok ayıp ya, böyle şey var mı? Aa, bu ne böyle? Benzemiyor, hiçbirimizinki de başarılı değiliz. Dört sana ne yap, kendi güzel adına konuş arkadaş. Kendi adına konuş, seninki başarılı değil, bizimki bana başarılı. Bana yorum hakkı verildi. Orası da başarılı, burası da başarılı, seninki başarısız. Beğenmedim. Melek, senin yorumunla devam edelim. İyi misin Neslihan? Şu an. İlk defa sinirli gördük seni. Evet, çünkü sinema kariyerime laf söyleyip duruyorlar. Bunlara müsaade etmek sinema istemiyorum. Sinema filmi çevirmiyoruz burada Neslihan Hanım. 25 pardon dakika var. Sinema 25 filmi çekmiyoruz burada. Biraz burası bir yarışma programı.
Bana öyle yarışma şeyler programı. Yapamazsın. Öyle şeyler yok, yapamazsın. Yok, hop hop, hayırdır? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, sinema bir sakin olun. Ya? Arkadaşlar. Herkesin bir hakkı var. Karşınızda bir bayan var her şeyden. Bam teli var, tamam mı? Herkesin bir bam teli var. Benim de sinema kariyerime kimse laf söyleyemez. Senin sinema kariyerine burada kimse laf söylemiyor. Söylüyorsunuz, geldim ben. Bağırma, niye bağırıyorsun? Bağırırım tabii. Ama olmaz böyle yani, bağırarak ne olmaz. Ne demek? Anlaşamayız böyle. Üstüme geliyorsunuz, doldum, doldum. Allah Allah, dolamaz mıyım? Dolduysa ağla, niye bağırıyorsun? İnsan değil miyim? İçin dolduysa ağla. İçin dolduysa bize yerinizi bağırarak bilin mı boşalıyorsun? Yerinizi bilin. Al sana peçete, git ağla, Allah zırla Allah. Ne yapıyorsan yap. Niye ağlayayım? Bize niye patlıyorsun niye kardeşim? Niye ağlayayım? Melek, senle devam öncelikle, edelim. Öncelikle Neslihan'a şunu söylemek istiyorum. Neslihan, buraya geldiğinde dedin ki 20 yıllık ben sinemacıyım. Kendi söyledin. Setlerde bir saniye çalıştım. Biz de dedik ki ben 3 yıldır bu işi yapan ve bu tür makyajlar yapmayan biri olarak wow, yani acayip işler yapan bir kadın geldi. Yani sette çalışmış 20 yıldır yapan bu işi bir insanın her konuya bence hakim olması gerekiyordu. Bu bir. Sen bu kadar yüksek geldin ki bizim de senden beklentimiz yükseldi. Ama sen bu beklentinin %1'ini daha karşılayamadın. Sen bana bu title'la gelirsen, önüme de sen benim böyle makyajlar koyarsan sen benim tarafımdan eleştirirsin. Ya yani beni küçümsüyorsan sen eğer, kusura bakma, o zaman çok güzel işler çıkaracaksın. Kimse de bir şey demeyecek. Kadın hakikaten yıllarını vermiş, güzel de işler yapıyor deyip alkışlayacaksın. Kusura bakma, böyle alınganlık yapıp benim işime bilmem ne deyip bunları yapmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Lütfen böyle nazlanıp bilmem ne yapıp çocukça şeyler yapmayın. Şimdi Tevfik'in makyajıyla ilgili yorumunu alalım. Ya yaptığın göz çalışması çok güzel. Şuralardan kırmızılık vermişsin, onu yapmışsın. Fakat konseptle hiç alakası yok Tevfik. Bir kere üstünde bir kırmızı var. Kırmızıyla kırmızıyı uydurmuşsun, okey. Ama buraya da bir kırmızı kullanmışsın. Yani bir kere o ton tamamen eşit olması gerekiyordu. Ama o kırmızılığı da bir yerden kırman gerekiyordu. Far kırmızı değil bir kere. Kırmızı duruyor. Far kırmızı değil, kirpik kırmızı. O gözü yapıyorsan o dudak olmamalı. Yani aslında bu göz çalışması bu kıyafete, konsepte hiç alakası yok. O olmamalı. Ya dip, ya eyeliner, ya da ne bileyim biraz daha çok beyaz, biraz daha gölge çalışması yapabilirdin. Kahve ve siyah tonlarıyla. Çok gölge çalışması yapsaydım buradaki zenle makyajına dönerdi. O kadar abartmasaydın, o yüzden... Gölge çalışması demek dayamak değil yani. Farı gözünde bitirmek değil. Ben böyle sevdim, bunu yaptım. Hani o ayarı kendin veremiyorsan o ayrı bir şey. Yaptığın minnoşluklar benim yorumlarıma engel olmayacak. Yok, iş ayrı, başka şeyler ayrı. Başka bir şey daha yok yani, öyle yorumlamayalım. Yani iş ayrı, karşılıklı güzel diyaloglarımız ayrı demek istedim. Başka şeyler dedin ama. Diyaloglarımız, güzel diyaloglardan bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim, diyaloglarımız karşılıklı değil. Sen güzel hareketler yapıyorsun, ben de bunlara teşekkür ediyorum. Rica ederim. Konsept dışı. Dudağını da sürememişsin, rujunu da tam sürememişsin. Dudağı da çok güzel oldu. Çok da beğendim. Konsept dışı buldum. Puanları yazın. Konuşmadan yazıyorsun ya. Beş veriyorum. Tamam, kaç benim vereceğim? Tamam, benim fikrimi alsana. Bebeğim zaten biri verdik. Beşi de vermek zorundayız. Başka nereye vereceğiz? Muammer Bey, konsepte uygun buldunuz mu? Neler diyeceksiniz? Tango'da saç tamamen özgürdür. Topuz da kullanabilirsiniz. Dalgalı açık saçlar kullanabilirsiniz. Çünkü tango biliyorsunuz erkeğin reverans yapışı vardır. Onu yatırır. Yatırdığında o saçlar böyle arkadan yerlere akar. Bunu kadın çok sever. Öyle kullanmak isteyen tango sanatçıları ve yapanları da var. Böylesi de var. Artı yine toplayıp topuz yapmadan, hani arkada balık kılçığı dediğiniz tipler var ya, hani örgüler. O örgülere kadar tangoda her saç modelini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fakat makyaja gelelim. Yani ben saçını beğendim, onu söylemek istiyorum. Makyaja gelirsek bu da İsmail Dümbüllü'nün İbiş makyajı gibi olmuş. İbiş orta oyunda. İbiş orta oyununda.
Bu allıklar gözün tam altında. Buradan resmen görüyorum. Yani İsmail Dümbüllü, Allah rahmet eylesin. En güzel ibiş oydu çünkü. Makyaj 10 para etmez benim paramdan. Sana hep söylüyorum ya, seni batırırsa bu makyajın batıracak. Ama saç istediğin şekilde çalışabilirdin. Bir de en gıcık olduğum nokta, orasını çok beğendim, burasını çok beğendim. Seni ilerleyen günlerde bir daha göreceğim. Bu uslubunu. Hocam gözünü hayır, hakikaten sevdi mi? Onu olmadı. Burada Sıla yapsaydı, onu burada bu kız yapsaydı, onu o yapsaydı, senin burada dilin pabuç kadar dışarıdaydı. Tamam mı? Sen güzel noktaları yakalayıp ona reverans çekmekten tango yaşayımda böyle bir böyle şeyler düzdün kendi kendine ama başaramadın. Ben yemedim. Hocam bir sakın şey söyleyebilir miyim? Hayır, benim lafımın üstüne laf istemiyorum biliyorsun. Bu sizin puanınız. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. 1,5 bana, 1,5 sana kardeş. Ayşegül'cüğüm, makyaj nasıl olmuş? Ya makyaj gerçekten çok güzel olmuş. Yani şu ana kadar geldiğin süre içerisinde, geçen haftadan beri yaptığın en iyi makyaj. Ama tabii ki bu konsepte değil. Yani şu o içlere çalışman çok modern olmuş. O kirpikleri çok çok güzel, çok sevdim. Değişik bir kirpik. Hele böyle bembeyaz bebek gibi bir kızda çok güzel durabilirdi bu makyaj ruşsuzken. Ne bileyim o ağlıklar, şakaklara böyle marjinal bir makyaj olarak değerlendirebilirdim. Ama ben çok fazla üstüme böyle yani nar çiçeği attılar üstüme ya. Hani öyle o kadar kırmızı, o kadar kırmızı ki. Yani ben tangoda hani böyle daha normal, daha güzel, daha dişi bir kadın gözü görmek istedim. Yani öyle ışıltılar kullanabilirdin. Çok daha normal bir makyaj düşün yani. İçi böyle buğulu, biraz göz süzülmüş, kirpikler kuvvetli. O zaman bu kırmızı ruju da olabilirdi. Allık bu değil de böyle daha sert, net gölgeler bekledim. Hele saçı topladığında şu arka kulak, ense falan bana böyle bembeyaz geliyor. Allıkları hiç sevmedim. Allık asla bu değil. Daha açık renk kullanmalıydın. Üzülme, ben sana güveniyorum dostum. Adnan Bey, tango için doğru bir saç tercih edilmiş mi sizce? Modelin yüzüne yakışmış mı? Nasıl puanlayacaksınız? Nasıl yorumlayacaksınız? Beste'nin yüzüne şu öndeki şey çok hoş, çok gitti. İnanılmaz güzel oldu. İlk başta ben ne yapıyor bu dedim. Ama çok muhteşem bir şey oldu. Hatta ensede de saç bırakmayabilirdin. Yukarı kaldırabilirdin bu önde. Burada bir teknik bilgi vereceğim. Öndeki bombe muhteşem oldu. Şimdi saçta 3 tane hacim noktası var. En büyük hacim ensede. O tepede bir orta hacim. Sonra tekrar bir orta hacim var. Burada bir küçük hacim eksik. O küçük hacim de şu tam tepe noktasında. Genel olarak da böyle bir saçlar hani yukarıya kaldırsan çok daha iyi olacaktı. Güzel bir çalışma oldu. Daha temiz olmasını da beklerdim. Bu arada makyaja ben bayıldım. Evet, biraz böyle aramızda espri yaptık o konuda ama makyaja ben de bayıldım ama tam konsept genç bir kız makyajı süper ama konsept baygın. Yarın görüşmek üzere ve teşekkürler. Pazartesi günü sizin favoriniz hangi takım oldu? En kötü saçı, makyajıysa sizce hangi takım yaptı? Bir düşünün bakalım biz sonuçlarla. Az sonra tekrar buradayız. Hayırdır, az önce böyle bağıran Neslihan gitmiş Raşit'le. Neslihan Hanım çok sinirliydi. Biraz onu yumuşatayım dedim. Pazartesi gününün birinci olan takımı 18 puanla kuaförüm sensin de sıra geldi pazartesi gününün sonuçlarını açıklamaya. Fakat biz haftayı neşeyle, dansla, müzikle açalım dedik. Kapatırken de öyle yapalım. Ne dersiniz? Kim dans etmek ister? Sen çok güzel dans ediyorsun biliyorum. Hatta paçata, maçata. Hadi gel 12 buraya. Yıl evvel evet. Hadi. Açıklamam sonuçları. Kim biliyor başka? Sen biliyordun galiba ben Hasan. Ben duydum Hasan. Modeline diyordun ki ben bütün dansların dersini hadi aldım diyordun. Tevfik biliyor hocam. Yok ben anlamadım. Gözde Hanım, Tevfik güzel dans ediyor. Ben romantizm normal danslarından anlarım. Bence müziği duyunca herkes dansı ne kadar iyi bildiğini hatırlayacak. Yönetmenim, haftayı neşeyle kapatmak istiyoruz sonuçlardan önce. Bir müzik alabilir miyiz? Thank you.
mısınız? Her sen şeyin kalk, saltı var lan. Sen kalk Batman'ın bağrından kop gel paçata yap. Ne oldu? Değil mi? Sen kalk Batman'ın bağrından kop gel burada paçata yap. Paçata yap yani. Senden beklenmezdi. Yalnız o değil, Melek Gültekin'le paçata yap. Tevfik çok üzgün. Yalnız Vesile... Raşit'i de unutmamak Resil lazım öyle kıyıda köşede. Kim kursattan istifade? Hayırdır? Az önce böyle bağıran Neslihan gitmiş Raşit'le. Kavuşmuş bir şey gördüm. Çok üstüne gelindi. Böyle gözümden kaçtı sanmıyorum. Neslihan Hanım yani. Çok sinirliydi. Biraz onu yumuşatayım dedim. Teşekkür ederim. İyi de geldi değil mi Neslihan Hanım? Evet. Centilmen davranışının için teşekkür ederim. Ben teşekkür bence ederim. Sizler fazla yumuşamayın yalnız da yarın şu puanlar biraz yükselsin arkadaşlar. Pazartesi yine çok düşük puanlarla başladınız. Pazartesi sendromu. Ne yazık ki haftanın sonuncu olan takımıyla başlıyorum sonuçları açıklamaya. Pazartesi günü Kuaförüm Sensin de dans gecesi konseptiyle toplamda 13 puan alarak dördüncü yani sonuncu olan takımımız... ...13 puanla pazartesi gününün sonuncusu. Taner Aslı. Oh. Oley! Ne yapıyorsun? Sonuncu oldunuz. Sağlık biliyorum. Olsun. Sağlık olsun dedim. Yarına artık. O da biliyor ki kendini. Neler düşünüyorsunuz? İlk günün heyecanına İlk veriyorum. İlk günün heyecanına ben. Veriyoruz yani. Üçüncü olan takımsa sadece 14 puanla. ...14 puanla pazartesi günü üçüncü olan takım. Veli ve Neslihan. Neler diyeceksiniz? Konsepte uygun bir çalışma yapamadık. Başarılı değildik. O sebepten dolayı hak ettik. Aynen. Veli Bey. Aynen. Üzgünüm. 18 puanla pazartesi günü birinci olan takımsa... ...ikinci olan takım 17 puanla... ...bir puan farklı pazartesi gününün birinciliğini elde ettiler. 18 puanla pazartesi gününün birinci olan takımı... Pazartesi gününün birinci olan takımı 18 puanla. Pazartesi gününün birinci olan takımı 18 puanla. Sevcan Melek. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani evet genel itibariyle düşük başladık haftaya. Ama geçen haftanın o bir puanını aldım ben senden. Gördün mü? Bak alta düştüm böyle. Teşekkürler. İkinci olduğunuz bir puan farkla da... Yani arkadaşlar çok başarılı olduklarını düşünüyorlar ama size en yüksek puanı ben vermiştim. Çünkü... Çalışma güzeldi, düşünce güzeldi, konsepte uymuştu diye. Pişman diğer arkadaşlardan çok daha iyiydiniz, onlar çok kötüydü. Yapacak bir şey yok, tebrik ederim. Teşekkürler. Ama birinci olmayı biz hak ediyorduk.
Sevcan ve Melek bir puan farkla günün birincisi oldular. Bence kesinlikle bizden iyi oldukları için değil. Yani Sevcan'ın ben zaten çok basıklı bir kuaför olduğunu düşünmüyorum. Sevcan, bence sen sana aldığım o oyuncağı al. Bıdı 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 git evinde oyna. Bakalım yarın güleceğiz mi? Nasıl bir konsept bizi bekliyor? Bu hafta nasıl geçecek? Tüm bu sorularınızın cevabı yarın ve diğer günlerde Kuaförüm Sensin de Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci'nin harika yorumlarıyla yarın da aynı saatte karşınızdayız. Biz buradayız. Bekleriz efendim. Hoşçakalın. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Bugün doğum günü. Ben sana güzel bir aşk biliyorum, böyle modern. Yakışıklı. İleride inşallah benim gibi yakışıklı, boylu poslu bir eşin olur. Raşit kendine git. Huzur, mutluluk, sağlık. Geç onlara. Onlar ilkokul zamanlarındaydı. Dilekler yarışıyor şu an. Çok mu heyecan yaptın benim karşımda yarışmaktan? Bütün kızlar bana hayran. Yoksa sen de mi Raşit'i kıskanıyorsun? Ondan daha sanatkarım, daha yakışıklıyım. Vur 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 vur. Biraz sanatınla ilgilen Hasan ya. Ben bugün sana kalp içinde bir vereyim de gör. Seni nasıl bir erkek kalbini fethedebilir, bana anlatır mısın? Düzgün makyaj yapsın. Düzgün makyaj mı yapsın dedim. Ben şu anda hakkım olan şeyi bekliyorum. Nasıl ya? Nereye dönsem Neslihan Hanım çıkıyor karşıma. Raşit sakin ol, sakın korkma. İstediğin yorumu yapmakta özgürsün. Biz burada yarışıyoruz. İnanılmaz kötü yani. Kayınvalidenin saçını zorla yapmışlar gibi duruyor. Baştan aşağı berbat. İşte bak adam burada adam. Adam burada. Bence adam orada. Kesin Bekir Bey benim doktorlarıma gidiyor. Kesinlikle. Sen çal ben oynarım, sıkıntı yok. Ne diyorsun sen ya? Böyle otoyol gibi oraya kontür yapmış. Otoyol. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok çok ayıp ettiniz. Ya neyse, mecbur değiliz. Bak, bu burada yaptığımız şeyi açıklamaya. Bu vicdansızlar, boş ver. İşte Hasan Bey'in kullandığı cümleyi benim kullanmam lazım ama kullanmıyor. Sensin.